4 çocuk annesi Neslihan Uslu, 25 Ocak Cumartesi günü aniden kayıplara karışmıştı. Gerçeğin peşinde kayıp Neslihan Uslu'ya ulaştı. Genç anne çocuklarına geri dönecek mi? Birazdan. 3 çocuk babası Münevver Yılmaz'dan 10 Şubat Pazartesi gününden beri haber alınamıyor. Çocuklar babalarını özlüyor. Kübra Yılmaz eşinden haber gelmesini bekliyor. Münevver Yılmaz nerede? Birazdan. Sedat Uvay'ın eşi yıllar önce onu ve iki çocuğunu da terk ederek kayıplara karışmıştı. İşinden boşanamıyor, çocuklarının da velayetini alamıyordu. Bu dosyada hangi gelişmeler yaşandı? Sedat Uvay çocuklarının velayetini alabildi mi? Birazdan. Merhaba sevgili seyirciler, 12 Mart Perşembe Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar göndererek başlıyoruz hemen programımıza. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Taner Hocam dün yoktunuz. Bir takım özel işlerim vardı. Bir sorun yok ama. Yok, hayır, bir sorun bunu bilmek yok. Güzel. Tekrar sizi burada görmek size hoş geldiniz diyorum. Sevgili seyirciler yine sizlerden gelecek telefonlara, bunu her yayının başında söylüyorum. Çok ihtiyacımız var çünkü birlikte dosyaları çözüyoruz ve kayıpları birlikte buluyoruz. Dün sizin sayenizde 16 yaşında bir çocuk bulundu nihayetinde. Ve bugün de yine çok yardımınıza ihtiyacımız var. Konuklarımız bize güzel haberler alabilmek için geldiler. Cemile Hanım, bugün konuşacağız. 13 yıldır evlatlarını göremeyen bir anne. Aynen. 13 sene oldu çocuklarını görmüyor. İlk evliliğinden olan çocuklarını bakalım bulup Cemile'ye kavuşturabilecek İnşallah miyiz? Cemile. Cemile gerçekten görmedin mi hiç bu Gerçekten arada? Yani onu herhalde biraz yanlış ya, 11 senedir. 11 senedir. Gerçekten 15 mi 11 mi? 11. 11. 11 düzeltiyorum hemen. 11 senede beni görmemişim Cemile. 11 senedir hiç evet. Görmedin. Seslerini duydun mu? Yok, ev telefonları vardı. Önce arıyordum. Babaları iptal etmiş ev telefonu, cep telefonlarına da ulaşamadım zaten. Bir soru daha, fotoğraflarını gördün mü hiçbir yerde? Fotoğrafları var bende. Fotoğrafları evet. Var, sadece fotoğraf. Evet, en son boşanma giderken çekmiştim, getirmiştim. Ama kaç sene önce? Aha, 11 sene önce. İşte son halleri yok. Evet. Çünkü ikisi de yaşları artık büyüdü, genç aha, dediğimiz aynen. Yaşlarda. Böyle gelseler, yanından geçseler. Yok, görmem, bilmem, tanımam. Of, of, aynen. Of. Cemile ile konuşacağız biraz. Hiç rüyana giriyorlar mı Cemile? Bana ne diyeyim, hiç aklımda çıkmıyor. Hiç aklımda çıkmıyor. Bunlar çok, gerçekten hep diyorum, çok acı var bu topraklarda. Kadınların çok acısı var özellikle. Yani korkunç bir çaresizlik olmalı. 11 yıl evladını görememek. Evladı burada olsa onu tanıyamamak. Tanıyamamak. Yani şurada işe girse, staja gelen bir öğrenci olsa Cemile bilmeyecek ki buradaki belki işte staj yapan genç arkadaşlardan biri kendi çocuğu. İnanılır gibi değil yani. Birazdan Cemile ile uzun uzun konuşacağız. Niye çocuklarından ayrılmış, niye onları görememiş diye. İşte böyle bu duruma varmasın hikaye diye de yine bize başvuran Levent Bey var. Levent Bey'in eşi Neslihan Hanım. Bir anne 4 evladını bırakıp ortadan kayboldu ve o evlatların biri daha o gittiğinde 1 aylıkmış. Yani evet. Böyle ağzı süt kokan bir bebek yeni dünyaya gelmiş, 40'ı bile çıkmamışken bebeğini diğer 3 çocuğuyla birlikte bırakıp gitmişti Neslihan. Dün kendisine ulaştık, canlı yayına telefonla bağlandı. Onun da başka iddiaları vardı. Diyor ki Levent beni aldattı, kayınvalidem dövdü, kayınbiraderim dövdü. Buraya davet ettik Neslihan'ı ve ona dedi ki Neslihan bu bir şans. Gel, boşanmak istiyorsan o konuda bir psikolojik tedaviye ihtiyacın varsa da o konuda sana yardımcı olalım diye. Bakalım Neslihan bugün hangi cevabı verecek? Ve Murat Kocaeri cinayetiyle ilgili yine anne baba burada. Murat Bey'in yani baldızı Fatma Hanım burada. Çünkü onun başından geçen nişanın bu cinayetle bir ilgisi olabileceği düşünülüyor. Hepsini konuşacağız ama güzel bir haber vereceğim ben bugün yine size. Çünkü buradaki bütün çabaların hani boşa gitmediğini zaman zaman sizinle de ufak örneklerle paylaşalım istiyoruz. Günler önce, aslında birkaç hafta önce stüdyomuzda bir baba vardı, Sedat Uvay. Ve iki oğlu için gelmişti. O çocukları da Sedat Bey'in anlattığına göre anneleri bırakıp gitmişti. Ve velayet de annesinde olmasına rağmen arayıp sormuyordu ve Sedat Bey çocuklarla ilgili hiçbir yasal işlemi yapamıyordu. Yani ben çocuklarımın okul kaydını bile yaptıramıyorum diye bizden yardım istemişti. Hatırlayalım, sonra neler olmuş konuşalım.
Sedat Uvay, kendisini terk eden eşini bulmak ve iki küçük oğlunun velayetini kendi üzerine almak için programımıza başvurdu. Buraya gelme nedeni de annelerine ulaşmak. Annelerine sizin aracılığınızdan ulaşıp velayetlerini almak. Çocuklar kaç yaşındaydı anneleri gittiğinde? 5,5 yaşındaydı küçüğü, 8 yaşındaydı büyüğü. Her şeyin farkındalardı. Yani küçüğü o kadar farkında değildi ama büyüğü her şeyin farkında. Hala da farkında ki büyük olan annesine aşık bir çocuktu. Şu an işte sağ tarafları yok çocukların. Yaslanacak dağları yok. Ben bir yere kadar yetebiliyorum. Yani bir annenin verdiği sevgiyi ben veremem. Neden terk etti? Pazarcılık yapıyorduk beraber kendimiz. Esnaflık yapıyorduk kendi gücümüz yettiği kadarıyla. Bir panelvan alma sevdasına kapıldım diyeyim ben. Evet. Onun da kendi aracı vardı, binek aracı vardı. Dedim ki onu satalım, bir tane panelvan alalım, işimizi büyütelim. Orada bir tartışmamız çıktı, olurdu olmazdı derken. Bu 2015 yılında bunu kafaya takarak, işte beni suçlayarak terk etti gitti. Çocukları niye almadı sizi terk ediyorsa? Ben onu ayrı ediyorum. 3 yıl sonra geri döndü ama... 2018'de Tuğba Hanım eve geliyor. Kendi ara... Nasıl isteğinle... durup dururken bir gün kalkıp geri mi geldi? Telefon açtı, ben gelmek istiyorum dedi. Buyur dedim, gel konuşalım dedim. Evet. Geldi, dedim sorun ne? Çocukları mı almak istiyorsun dedim. Yok dedi, çocukları almak istemiyorum, özledim dedi. Onları görmek için geldim dedi. 4 sene sonra. Sabah kalktık, yine yok kendisi. Nasıl yani? Kaç gün kaldı? Bir akşam. Tek istediği çocuklarının velayeti. İnşallah seyrediyorsundur programı Tuğba. Çınar'ın LGS'si var. Bunun bilincine var. Ve çocukların bir an önce velayetini bana vermeni istiyorum. Sen zaten bir şekilde hayatını idame ediyorsundur. Senden tek ricam çocukların velayeti. İnce Hanım'ı ara. Beni gizli numarayla ara. Bir şekilde iletişime geçelim. Eğer ki program vasıtasıyla bir şekilde ulaşamaz isek... Yine bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz yer aile mahkemesine müracaat edip çocukların geçici velayetini alıp yargılama sonunda da kat'i velayeti alabilirsiniz. Yani buna da engel değil. Davayı açmasına yardımcı olduk. Çocukların geçici velayetleriyle birlikte dava sonunda tamamen velayetlerin, kesin velayetlerinin Sedat Bey'e verilmesine ilişkin dilekçemizi verdik. Yarav Adliye Aile Mahkemesi'ne de davası açıldı. Muhtemelen benim tahminim %99 geçici olarak dava süresince velayeti alacak. Zaten bu süreçte dava süresince anneye ulaşamadığını mahkeme anlayacak. Aynı zamanda çocukları da dinleyecek. Çocuklardan annenin yaklaşık 4,5-5 yıl boyunca kendilerini görmediğini, gelmediğini, velayet hakkını kötüye kullandığını da öğrenince... Çocukların velayetini anneden alıp babaya verecek dava sonunda. Sedat Uvay çocuklarının velayetini alabilecek mi? Evet, bu soruyla bırakmıştık yayını burada. Sedat Bey'e hukuk danışmanımız Hasan Koca Bey neler yapması gerektiğini anlattı. Hatta sadece anlatmakla kalmıyoruz. Bizzat o dilekçeler yazıldı. Değil mi? Takipte birlikte yaptık. Evet. Birlikte yaptınız. Beraber gittik adliye. Birlikte davalarını açtık. Dilekçelerini bizzat ben... Emre Timur'la birlikte gittik. Davalarını birlikte açtık. Sadece imzasını attı. Çok şükür. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Kamera gerisinde de tüm hocalarımızın bize verdiği bu sonsuz destek için. Ondan sonra da ne oldu? Deyim yerindeyse aslında iki güzel çocuğun eğitim hayatı, bundan sonraki hayatın daha düzenli olması için önemli o ilk adım attı. Ve o güzel karar verildi. Sonrasında da Sedat Bey ve çocuklarından bize bir mesaj var. Bakalım o mesajda ne diyorlar? Ben de şimdi izleyeceğim sizlerle birlikte. Kendisini terk eden eşinden çocuklarının velayetini alabilmek için programımıza başvuran Sedat Uvay'dan Gerçeğin Peşinde ekibine ve seyircilerine bir mesaj var. Canım merhaba. Nasılsınız? Gerçeğin Peşinde ailesi nasılsınız? İnce Hanım. Öncelikle size, Hasan Bey'e ve ekibinize çok çok saygılar ve selamlarımı iletiyorum. Sizler ve ekibiniz benim çocuklarıma sahip çıktınız. Biliyorsunuz ki ben sizin programınızda velayet davasını açabilmek için gelmiştim. Orada Hasan Bey ve ekibiniz bana çok çok yardımcı oldu. Ve ilk adımları atmamı sizlerin sayesinde öğrendim. Ve yürümeye başladım bu yolda. Kadriye Hanım'a ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarımdan elinden tutup sizlerin yanına, sizlerle tanıştırmaya vesile oldu kendisi.
müracaatlarımı yaptım. Ben niye bu videoyu çektim? Sizlere öncelikle teşekkür amaçlı videoyu çektim ve mutluluğumu sizlerle paylaşabilmek için. Hasan Bey biliyorsunuz benim adıma dava açtı, velayet davasını ve Yalova'ya gönderdi. Ben de Yalova Aile Mahkemesi'nden bu 3,5 ay süre içerisinde kendilerine müracaatlarda bulundum ve Yalova Aile Mahkemesi'nden çocuklarımın kimliklerini ve hastaneden raporlarını çıkarabilmek için müracaatta bulundum. Yalova Aile Mahkemesi de bana çocuklarımın adına onların evraklarını, nüfus kağıtlarını, raporlarını çıkartabilmem için bana yetki verdi. Çocuklarıma kimlik çıkarttım. Bu yetki almam sizlerin sayesinde, Hasan Bey'in sayesinde, ekibinizin sayesinde, Gerçeğin Peşinde ailesi sayesinde gerçekleşti. Bununla beraber yetmedi. Bu yetki belgesinden yetmedi. Ve sizlerin sayesinde her iki evladımın da kimliklerini çıkarttım. Şu an her ikisinin de kimliği var. Her ikisinin de soyadı Uvay. Bu sizin sayenizde, ekibinizin sayesinde gerçekleşmiştir. Size ve Gerçeğin Peşinde ailesine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Gerçeğin Peşinde. Vallahi tebrikler diyorum hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir baba için çocuklardan biri sanıyorum 13 yaşlarındaydı, büyüğü yanlış hatırlamıyorsam, elinde daha kendi soyadını tuttuğu kimliğini bugün taşıyabiliyor. Bu ne kadar güzel bir an. Sedat Bey telefonda ama önce ben Hasan Bey, aslında doğru yol izlendiğinde ve bilgi doğru kullanıldığında her şey nasıl tabii rahat halledilebiliyor aslında, değil mi? Aslında yani her şey mümkün de işte insanlar bilmiyor. Çok basit ama çok güzel taleplerle iki sayfalık bir dilekçeyle hallettik biz bu işi. Mahkeme hakimiyle de görüşüldü ve taleplerin arkasındaki gerçek de anlatıldı kendisine. Durumun aciliyeti de anlaşıldı. Ve söylediğimiz gibi kısa süre içerisinde geçici anlamda bu yetki Sedat Bey'e verildi. Kat'i velayetle verilecektir yakında. Kesinlikle. Sedat Bey ne kadar da güzel anlatmışsınız, duyabiliyor musunuz beni? İnci Hanım. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu videoda anlatmış olduklarım daha binde biri sizin yapmış olduklarınızın. Estağfurullah. Öncelikle Hasan Bey'e gerçekten emeklerinden dolayı, rica bana yardımcı olduğundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ve İnci Hanım, buyurun, gerçekten sizin çocuklara ne kadar sevgi ve saygı dolu olduğunuzu bildiğim için ve doğru programı seçtiğim için çocuklarımızın adına kendimi ve sizi çok çok tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu güveni, bu sevgiyi oluşturabildikse insanın yayıncılık hayatındaki en büyük ödülleri bunlar. Sedat Bey, ben hep söylüyorum ve bunun lafta kalmasını hiç istemiyorum. Bura dışında da bunu söylemeye çalışıyorum. Çocukların tek ebeveynleri, onları dünyaya getiren anne babalar değil. Bizler hepimiz onlara karşı sorumluyuz. Ve belli konumlardaki insanlar belli bilgilere sahiplerse bunları başkalarıyla paylaşıp onları doğru yönlendirmekle yükümlü bence. Yapılması gereken bu. Keşke daha önce karşılaşsaydık ve bu sorun hiç bu kadar uzamasaydı. Ben o iki güzel evladınızı da çok öpüyorum. Başarılar diliyorum. Kitaplarını okuyorlar mı bu arada? Onu da soruyorum. İnci Hanım, sizin hediye etmiş olduğunuz ansiklopedileri, evet, sürekli açıp okuyorlar. Ben yeni kitaplar da göndereceğim onlara. Bunun karşılığında Çınar teşekkür getirdi. Bravo Çınar'a. Öpüyorum onu. Başarılarının devamını diliyorum. Gözünüz aydın. Hayırlı uğurlu olsun Sedat Bey tekrardan. Hasan Bey Allah razı olsun. Çok sizden çok de teşekkür ediyorum. Siz, rica ederiz sizden de. Olması gereken noktasına sadece yol gösterdik, yardımcı olduk size. Aslında bu kadar Hasan basit Bey, işte. Yani ekran başındakileri de sesleniyorum. Evet. Bu kadar basit aslında. Yeter ki doğru yolu kullanmayı bilsinler. Yani çaresizliğin %90'ını bilgisizlik oluşturuyor. Kesinlikle. Haklısınız hocam. Bir şey söylüyordunuz, bir de dediniz Sedat Bey, tamamlayın cümlenizi. Bir de özellikle ekibinizden Kadriye Hanım'a gerçekten canı gönülden saygılarımı sunuyorum. O da şu anda gururla izliyordur bunu. Ben de başta Kadri olmak üzere bütün emeği geçen arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu iş ekip işi. Tek başına kimse bir şey yapamaz. O yüzden hepsine buradan elinize sağlık diyorum.
Tekrar gözünüz aydın. İnşallah bundan sonra o diğer velayetle ilgili düzenleme de en kısa sürede yapılır ve çocuklarınızı hayatı en güzel biçimde hazırlarsınız Sedat Bey. İyi günler diliyorum. Oh, güzel, güzel bir haberle başladık. Darısı diğer konuklarımızın başına. Gönül istiyor ki hiç buralara gelmeden biz başka konuları konuşalım ama maalesef daha öncesinde ebeveynlerin yaptığı bazı hatalar işte sonrasında çocukların bütün hayatında olumsuz biçimde yansıyabiliyor, evet. Bağlayıcı olabiliyor. Şimdi biz bunu Neslihan Hanım'a dün anlatmaya çalıştık. Neslihan Uslu'ya dedik ki Neslihan Hanım, 4 evlat var. Sen onları kendi canından böyle kendi kanından beslemişsin, taşımışsın, dünyaya getirmişsin ve sana çok ihtiyaçları var bu çocukların. Lütfen dön, başlarına gel diye. Ama Neslihan Hanım hala ortada yok. Levent Bey. Çocuklarına bağlı değil zaten. Çocuklarına, ben bir tane 11 yaşındaki kızım var. Hep şiddet uyguluyordu ona. Yani sevmiyordu çocuklarını zaten. O yüzden yani bağlı olmadığı için. Ben birazcık daha bekleyelim diyorum. Birazcık daha konuşalım. Belki Neslihan Hanım bir fark eder içinde olduğu yanılgıyı. Kesinlikle. Da yayına katılır. Belki durumunu bize anlatır. Bu konuda arkadaşlarım kendisi telefonla aradığında yaşanan bazı gelişmeler de var. Birazdan onları sizinle konuşacağım ama önce bir Cemile'ye dönelim. 11 yıldır iki evladını görmeyen bir kadın. Evet. Cemile Hanım. Cemile Hanım kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? Gebze'den geldiniz. Kocaeli Gebze'den, evet. Geldiniz. Evet. Ben hocam 17 yaşındaydım. Evlendim. Aydın Söke Bağrası'nda evliydim. Bu iki tane çocuğum vardı. Beni gezmek amacıyla babam Güller'e gönderdi. Hiç aramızda herhangi bir şey yok. Babam Güller'e geldim. Ev telefonu vardı. Ev telefonu aradım. Bir türlü cevap vermiyor. Komşu, kapı komşum var. Aradım, dedim böyle böyle evi arıyorum. Cevap vermiyor. Herhangi bir eşim görünüyor mu oralarda? Valla dedi Cemile, ne diyeyim sana. Kaç günde eve dedi erkek girip çıkıyor dedi. Eşya çıkartıyorlar. Doyduğumuza göre eşyayı satmış, evi satmış. Babam da tuttu beni götürdü. Bu neden, bir gidelim dedi. Gittik, evet. Baktık kapıya vurduk. Av tüfeğiyle bizi kovaladı. Silah Allah vardı Allah. Elinde. Aynen. Öyle çocukları aldım kaçtım. İki çocuk var. Bir kız bir oğlan. Onlar daha ufak zaten. Kaç yaşındaydılar o zaman? Biri 4 yaşında, şey, biri 5 yaşındaydı. Biri de daha 3 yaşında. Zaten şey 5 yaşında 3 yaşında. Aralarında 2 yaş var zaten. Nerede yaşıyordunuz o zaman? Söke Bağrası'nda. Söke'de, evet. İşte. Evet. Tuttum çocukları kaçtım. Silahı bize doğrulatmış. Elinde taşlar, taş atıyor. Gidin diyor. Ay hiçbir şey yok. Beni... Hayır, o zamana kadar seni hani istemiyorum, git bu evden, boşuna. Yok, herhangi bir aramızda bir şey yok. Ben sana de herhangi bir kavga bir şey yok. Bir nedeni yok. Beni gezmek amacıyla babam Güller gönderdi. Yani böyle bir şey nedensiz yapan bir kişi akıl hastası denir. Yani akıl i̇şte, hastası mıydı bu kişi? Hocam ondan sonra gittim böyle yapınca kapıda silah çekince tuttum solumu karakorda buldum. Gittim, evet. Dedim böyle böyle. Polisler aldı beni kapıya getirdi. Cam açıktı, içeri girdi, evde yoktu. Orada bir masa vardı. Masanın üstüne bir bıçak, bir silah bırakmış, not bırakmış. İstemiyorum. Allah Allah. Aynen. İyi de zorla mı vermişlerdi seni ona Cemile? Yok, görücü usulü oldu. Peki sonra sana, şimdi hocamın söylediğini göz ardı etmeyelim. Hani boşanalım Cemile, istemiyorum seni dedi de sen... Ya öyle bir şey deseydi zaten ben hani bu şekil olmadığında şeye giderim, boşama açardım. O kendine, ben kendime. Ama durduk yere bir adam niye, evet, tüfekle saldırsın? İşte kıskançlık aşırı vardı. 24 saat gece gündüz. Bak komşularımı bağlayın, ne pazar yüzünü, ne hastane yüzünü, ne kapı yüzünü. Gece gündüz kalın perden çekildi camın önünde. Aşırı kıskanç. Gece kalkardı çatıda dururdu. Mahalle şey gözlüklerdi. Acaba kapının önünde kim geçiyor, kim i̇şte geçmiyor? Gece. Aynen. Pek akıl sağlığının yerinde olmadığını gösteren bak, belirtiler onu konuşmadım. Yani hangi normal kişi... Çatıda gece adam. Aynen şey hocam, kıskançlık diye tabir ettiğimiz şey, yani normal bildiğimiz, tabii, şey bambaşka bir şey. Bu kıskançlık, tabii, değil bu anlatılan, değil, bu değil mi? Elinde saplantı. Elinde bir zopa, zopanın ucuna çivi şey yapardı, saplattı. Çivinin ucu dışarı çıkardı. Elinde zopa gece çatıda otardı. Acaba evin etrafında herhangi biri geziyor mu? Allah. Gidip geliyor mu? Allah Allah. Onu komşuma da bir sürü iftiralarla boşandım ben onda. İftira attı bütün komşu, benim bu çocuğum dedi falan kese benziyor. Mesela bu komşuya benziyor. Benim bu çocuğum bu komşuya benziyor. Bende değil dedi. Çocuklarının babası olmadığını iddia, aynen, etti. Aynen. Ondan sonra kendi boşama davasını açtı. Şey de açtı. DNA testi de açtı. Çocuklar da onun çıktı. Ondan sonra veliaht da bir kızı ona verdi. Oğlan bana verdi veliaht davasında. Ailemin durumu da olmadığı için kabul etmediler bu sefer.
Biz çocuğunu dedi, istemediler mi? Aynen. Bakamayız dedi. Babasında olsun. Ondan sonra avukat da dedi ki Cem'le dedi bir çocuğu sende olsun. Kız babasında olan sende olsun dedi. Hı hı. Ondan sonra evi de dedi zaten satışa çıkartmış ama tapıyı daha devir daim etmemiş. Evi durdurma şansım vardı. Durdurdum. Satmaya şey yaptı. Ondan sonra satılsın dedi. Ben dedi sattırırım dedi. Nafakını da veririm. Orada malı mülkü de ne varsa dedi yarı yarıya. Evet. Bir çocuk onda bir çocuk onda. Ailem de çocuk kabul etmeyince sonra ben de ne nafakayı kabul ettim. Ne evi malı mülkü satmasına. Hani dedim bu çocuklar nereye gidiyor? Ben evi satıp da parayı alıp da çocuklar nerede duracak dedi. İstemedim. Ben de hiçbir şey talep etmedim. Yani nafaka da almadın çocuklarda babada mı kaldı? Aynen. Hani sadece evi satılmasın çocuklar sokakta kalmasın diye bir şey talep etmedim. Cemile 11 sene önce oldu bunlar. Sen o zaman şu an... Yok 12-13 sene önce oldu. Yani, ama 11 sene de şey görmedim. En son boşanma davasında gördüm. Çocukları 11 senedir görmedi. Evet. Bu 13 yıl önce dayanıyor evet. Boşanmanız. Yani şu an 31 yaşındasın. Evet. O zaman daha 20 bile değil miydin? Sen kaç yaşında oldun? İşte 17 yaşında falandım. 17. 17 yaşındaydım. 13 yani, sene evvel oldu. Yani gencecik bir kadın, iki aynen. Çocuğu var ve yani bir kere üzerine büyük bir iftira atılıyor. Çocukların aynen. Babası ben değilim evet, diye. Evet çok. Hatta üçüncü çocuk da vardı. 2,5 aylık, 3 aylık da iftira attı. İstemiyorum. Tekmelerle sırtıma vurdu. Düştün diye çocuk. En sonunda istemedi. Şeyi aldırdık. Evet. Anladım. Şimdi bunlar ciddi iddialar aynen, tabii. Bütün bunları eski eşim hani Bayram herhangi... Bey'in cevap vermesini de istiyorum ben. Cevap hakkını evet. Kullansın. Hem şiddet gördüğünü söylüyorsun hem psikolojik şiddet hem fiziki şiddet ama. Zaten komşu da hepsi bu iftira maruz kalmış. Onlar da mahkeme gördü. Onlar da mahkeme gitmiş. Nasıl komşulara? Komşular herhangi bir bize nasıl böyle bir iftira atar? Yani bir seninle kere bu... komşuların ilişkisi olduğunu evet, iddia etti. Evet herhangi bir bu kadını hiçbir gün doğru düz dışarıda görmedik. Bir yerde görmedik. Bu adam nasıl bize iftira attı? Kolu komşuya da gidin bağlanın araştırın. Peki sonra ayrıldın. Bakın ailen de sana destek olmadığı için evet. Çocuklarını da alamadın. Aynen bir türlü çocukları görmeye gidemedim. Evet, ne zaman sonra. Tekrar evlendin? Ne kadar sonra? Arada 2-3 yıl geçti. İkinci evliliğimi yaptım. Sonra da buraya gelmem nedenim de eşimin sayesinde geldi. Eşim mi gönderdi evet. Git çocuklarını aynen. Buldu? İzliyor şu anda seni. Peki şey bu 2-3 yılı ailenin yanında mı geçirdin Cemil? Onların yanında. O arada çocuklarını görmeye gitsen ne olurdu? Mahkeme sana mutlaka görme hakkı tanıdı. Zaten şey velayetin görme hakkı tanıdı insan... herhangi bir evet. Bayramlarda, hafta sonlarda görme hakkı tanıdı. Maddi durumlarını imkansızla ailem de götüremez şansı olmadı. Ben de kendi başımla herhangi nerede bir... Nerede oturuyordun ki gidemedin? Söke'de. Söke'de. Onlar ha. Neredeydi? Kim? Ben Kocaeli Dilovası'nda Kocaeli, oturuyordum. Onlar hala evet. Söke'de. Onlar Söke'de oturuyordu. Kocaeli'nden Söke'ye gidip çocukları aynen. Göremedin. Aynen hocam. Ama görme hakkı vardı benim. Cemile evliliğin yıkıldı. Aynen. Çocuklar senden değil diye iftiraya uğradın. Aynen. DNA testiyle evet. Yani babaların olmadığında o ortaya çıktı. Evet. Ve ailen sana istemiyoruz, bakmıyoruz dedi. Bunlar aslında arka arkaya bir kadın için çok zor şeyler. Zor hocam. Çok zor yani. Nasıl baş ettin? Yani nasıl baş ettim? Baş etmem şeyin de buralara gelene kadar da bir çok zorluklarla çektim. En sonunda... Solumu yanınızda buldum inşallah. İnşallah. Peki şimdi onun ardından 9 sene önce ikinci evliliğini yapıyor Cemile. Şimdi göremediği çocukları Pervin ve Hasan. Evet. Biri 17 yaşında, biri 15 yaşında. Evet. Babam bu 3-4 ay önce gitmiş. Kimiz bizim tanıdıklar vardı Söke'de. Biz dedi araştırdık dedi evleri orada değil dedi taşınmışlar. Söke'den aha. Taşınmışlar. Biz de internet üzeri böyle araştırınca çocuk Söke Anadolu Lisesi'nde okuyormuş. Hı hı. Babam da oraya gitti, okula gitti. Okula gidince rapelik hocasıyla görüşmüş. Böyle böyle, benim torun var burada demiş, okuyormuş demiş. Görmek isteyeyim demiş. Kız da demiş ki, rapelik hocası görüşmüş. Kız demiş ben görmek istemiyorum. Ağlamış da bu zamana kadar neredeymiş demiş. Çok haklı. Baban görüştü evet. Yani. Aslında ama babayı görüştürmedi. Babayı bağlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Aynen. Şimdi çocuklar haklı kendi cephelerinden sonra. Haklı. Bakmayacağız diye bir hani akıl sağlığından şüphe edilen bir kişinin yanında yani. Bırakıyorlar çocuğu. Aynen. Annesinden ayırıyorlar. Ondan sonra da gelmiş 15 yaşına göreceğim. Yani yok işte. Öyle bir dünya. O da görmediği için yani dedeyi bile tanımıyor. Dedeliği zamanında yapacaktı. Aynen tanımıyor. Ama şimdi aynı şey sana da söyleyeceklerdir belki öyle Cemile. Öyle hocam söyleme. Şimdi senin iki yetişkin evladın var. Diyecekler ki sana muhtemelen şu anki evliliğinden de iki çocuğun var. Kaç evet. Yaşında onlar? Biri
8 yaşında, biri 5 yaşında. Ben sana en acı cümleyi söyleyeyim. Yani evet. Sen buna hazır olarak geliyorsun buraya ama anne sen bizden sonra evlenip 2 çocuk daha yaptın ve onlara annelik yapabiliyorsun ama bizi niye bıraktın diyecekler. Canım dedim ya maddi nedensiz de benim şimdiki eşim gönderdi. O da göndermeseydi biraz zor. Ailemde yani bir destek yoktu. Şu an o beni gönderdi buraya. Eşin bu kararı nasıl aldı? Ne dedi? Yani senin ağlamana, üzüntüye ben, mi dayanamadı? Evet, devamlı üzüntü, devamlı evde bir huzursuzluk, üzüntü. Git dedi, ben dedi izin veriyorum dedi. Gönderdi. Arkadaşlar, Cemile Hanım'ın eşini bağlayabilir miyiz ya da babasını yayına? Evet. Evet. Hocam şimdi söylediğiniz şey son derece önemli. İkisi de yetişkin ve aslında da kafalarının en karışık olduğu çağlar. Yani ergenlik 17 ve 15 çağı, yaş. Yani delikanlı işte. Evet, delikanlıları yani, deli akıyor. Anne babayı en çok böyle eleştirip suçladıkları dönemler. Tabii. Ve birden karşılarına anne çıkıyor. Yani bu yaşa kadar neredeydin? Niye sana ihtiyacımız olduğu zaman neredeydin sorusuna verecek cevap yok. Maddi imkansızlık buna bir cevap değil. Siz sonuçta hayattasınız. Evet. Değil mi? İnsan hani evladını yaşatıyor, kendi ölüyor. Görüyoruz örneklerini icabında. Yani yaşadığı sürece nasıl ayrılabilir ki? Bir de hani ev vardı diyorsun. Satıp gerçekten evdeki payını alarak bakamaz mıydın evladına Cemile? Ya bakmaya ne bileyim o zaman cahilinde. Ailem de şey yapmayınca hani bakamasın deyince bir şey de yapamam. Şimdi Cemile Hanım doğru söyledi. Aynen. Maddi imkansızlığı kabul etmiyorum. Cehalet. Cehalet ve yani, ailen ne derse onu yaptı aynen. Galiba. Cehalette bir şey de olmuş. Hani şimdiki düşünürse, şimdiki aklım olsa satarım, orada tutarım bir ev, çoluk çocuğuma bakan şimdiki aklım olsa. Ama o zaman cehaletim. Yaşın çok küçüktü evet, ve aynen. Anne baba ne dediyse öyle. Onu yaptın. Aynen öyle. Evet, Cemile Hanım'ın o iki çocuğunu arıyoruz. Pervin ve Hasan. hiç görmemiş onları 11 senedir. Cemile Hanım'ın buraya gelmesine teşvik eden kişi aslında şu anki evli olduğu eşi. Neydi eşinizin ismi? Ayhan. Ayhan Bey telefonda. Ayhan Bey merhaba, duyabiliyor musunuz beni? Merhaba, duyuyorum hocam. Merhabalar. Şimdi biz tabii ki burada sorular soruyoruz. Süremiz sınırlı ama siz 9 senedir Cemile'nin bütün yaşadıklarına şahit olan kişisiniz. Evet. İki çocuğunuz var ama onun öncesindeki iki evladını göremeyen bir kadınla evlisiniz. Evet. Yani bütün bu acıyı siz tanık olarak yaşıyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Neler evet, söyleyeceksiniz? Yani çocuklarını görüşmesini istiyorum çocuklarının. Yani desteği peşinde. Evet. Eşimin desteğini şey yaptım. Zaten izin verdim yani ben dedim git araştır şey yap diye. O yüzden yani o gibi. İzin demeyin de ben destek oldum diyelim. Çünkü sonuçta evet, kendi başına bir evet, kadın ve çocuklarını araması en doğal hakkı ama hala işte aslında o kelimeler bize durumu anlatıyor. Evet, yani eşinden onay almadıkça çocuklarını arayacak cesareti de yok. Peki Cemile'nin şimdi iki evladı daha var sizin birlikte. Evet. Nasıl geçiyor hayatı? Yani ne yapıyor öbür iki evlat aklına gelince ağlıyor mu? İşte size mi yansıtıyor bunu? Ağlıyor tabii, üzülüyor. Bu sefer huzursuz oluyoruz yani ağladığına biz de üzülüyoruz. Evet. Üzüldüğümüz zaman da yapacak bir şey yok. Zaten babası da karşı geliyormuş çocukların babası. O yüzden evet, dedik böyle bir şeye çıksın yani neticede. Bir çare olarak. Evet. İnşallah. Peki bu iki çocuk diyelim ki başka bir şehirde ve işte anneleriyle görüşmek istedi. Bu görüşme imkanı Cemile'nin var mı? Gidip gelebilecek mi bunun sonrasında? Tabii, çok daha önce. Tabii ki görebilir. İmkanı var. Şu an imkanı var. Şimdiki çocuklarınız ne diyor bu duruma? Onlara anlatınca işte benim ilk evliliğimden iki çocuğum vardı diye Cemile. Onlar da istiyor da. Onlar da istiyor zaten evet, abisiyle ablasıyla görüşmek. Onlarla tanışmak istiyorlar. Onlar da tanışmak istiyorlar. Ayhan Bey hatta kalın Cemile'nin ikizi Makbule Hanım telefonda şu anda. Bütün bu yaşananları aslında Makbule'de tanıklık etmiştir. Makbule Hanım merhaba. Merhaba. Şimdi hikayeyi tek taraflı dinledik ama gerçekten Cemile Hanım'ın anlattığı gibi her şey yolundayken birdenbire ona işte silahla, taşlarla saldırıp seni istemiyorum diyen bir eşi mi vardı daha öncesinde? Evet vardı, evet vardı. Babam Gül'e geldi. Ben o zaman gelirken ben nişanlıydım. Evet. Babam Gül'e geldi, hani öğlesine geldi, misafirliğe geldi. Kız kardeşime dedi ki, dedi sen kal dedi birkaç gün babam Gül'de dedi. Evet. Ben gideceğim dedi, sonra sizi alma gelirim dedi. Sonra geldi, almaya gitti, geldi aldı, götürdü. Sonra aralarında bir tartışma çıktı. Cemile aradı, baba böyle böyle dedi.
silahla, yumrukla, tekmeyle dövüyor beni. Ayrılacağım diye senden. Babam da gitti getirdi, çocukları getirmedi. Yani babanız mı istemedi çocukları Makbule Hanım? Babam istemedi. Babamla beraber oturan yengem vardı. Evet. Yengemin çocukları vardı. Yengem de dedi, babama dedi ki, dedi sen gidiyorsun dedi torunlarını. Nasıl? Makbule Hanım anlamadım. Babam dedi ki, dedi yengem dedi ki babama dedi, sen gidiyorsan dedi çocuklarını, torunlarını getiriyorsan dedi, bir ev tut, kirala dedi, kızını al götür dedi. Kızını al götür dedi, kızına da bak, torunlarına da bak. Babam da tabii ki bir tane abim vardı, bir tane tek vardı. Abim de ayrılmak istemedi, gidip çocukları da almadı. Yani destek vermedi, ailem hiç kimse ona destek vermedi. Makbule, yani ikizin Cemile çaresiz kaldı ve çocuklarından ayrıldı o dönemde. Aynen ayrıldı. Keşke de ben o zaman böyle bir evli olsaydım. Yani madde durumu şu an var çok şükür. Evli olsaydım ben hiç bırakmazdım yani onu. Ailem destek vermedi. Sen o zaman bekar mıydın daha? O zaman nişanlıydım ben. Ve sesini çıkaramadın sen de. Yok, sesimi çıkaramadım. Nişanlıydım, ne yapabilirdim? Şimdi ikizler birbirinin duygularını çok daha fazla hissediyorlar. Aynen ağlıyorum bana. Şu an ben bazen misafirliğe gidiyorum. Cemile çocukların resmine bakıyor. Ağlıyor. Ben dayanamıyordum. Beraber ağlıyordu. Beraber dertlerimizi paylaşıyorduk. Yani görüşme hakkı verdiler. Görüşme hakkı verdiler. Ailem götürmedi. Götürmedi. Görüşme hakkı verdiler. Yok, kimse ona destek çıkmadı. O da yaşı küçüktü. Kendi başına bir şey yapamıyordu. Gidemiyordu. Tabii ki bu zamanda her şey para olmuş. Dışarı çıksın gibi de para. O da gidemiyordu. Yani şimdi o fotoğraflar da aslında yıllar öncesinin fotoğrafları değil mi? Küçüklük aynen, fotoğrafları. Önce, aynen küçüklük evet, fotoğrafları. Şey. O zaman babam bile gelirken zaten çekmişti. Ben yeğenlerimi çok sevdiği için çektik. Telefonda götürdük, fotoğrafçıya da çıkardık. Yeni fotoğrafları bile yok Cemile'nin çocuğunun. Aynen yok. Kimse destek çıkmadı yani. Allah razı olsun şimdiki eşi. Söylemiş git dedi, başvur dedi, İnci Hanım'a git dedi, çocuklarını araştır dedi, görme hakkı versinler sana. İnşallah bulacağız ve ben Bayram Bey'in de bu yanlışından döneceğine inanıyorum ama zaten çocuklar da artık belli bir yaşta ama dediğim gibi çok zor bir yaştalar. Onları hikayeyi tam anlamaları lazım anneye karşı bir adım için. Cemile Hanım'ın eski komşusu Haydar Bey mi dediniz? Haydar Bey telefonda bütün bu yaşananlara tanık olan kişi. Haydar Bey. Biz şimdi şu anda Bayram Bey'den dinleyemediğimiz için tabii ki konuyu bağlanıp kendisi evet. de anlatsın istiyorum ama Cemile Hanım'ın anlattıkları doğru mu? Doğrudur. Biz hepsine şahidiz. Zaten şu anda ben nasıl diyeyim sana? Olaya bütün her şeyle şahidim. Nelere şahit oldunuz? Anlatın bize. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bayram Bey'in dengesiz hareketleri var. Zaten aralarında da yaş farkı da var. Ne Cemile kadar yaş Hanım'da. Farkı vardı? Cemile Hanım'la eşinin de aralarında yaş farkı vardı. Kaç yaş büyüktü Cemile eşin? Efendim? Cemile'ye soruyorum, kaç yaş büyüktü eşin sen? 25 yaş falan. Nasıl? Evet. 25 yaş büyük biriyle mi evlendirmişlerdi evet. seni? Tabii ki yani o dönemdeki işte dedim ya yani Cemile ya zaten yaş farkı çok vardı. Cemile çocuk yaştaydı. Biz birbirimizi iyi biliyorduk. Evet. Cemile pazara çıkamazdı. Cemile çarşıya gidemezdi. Cemile gelirdi. Hani eşim giderdi sürekli. Kendisi biliyor zaten. Hani onunla beraber gider gelirdi. Ona rağmen bile bir sürü soruna çıkardı. En sonunda zaten duyduk olayların kötülüğünü duyduk. Geldi Cemile Hanım bize geldi. Bizde kaldı bir gece. Hatta bir akşam da bizde kaldı. Niçin? Yani, ne yaşandı da sizde kaldı? Gittim ya eve almadı silahı. Şimdi Bayram onu dışarıya gönderdi. Yani Bayram onu dışarıya atmış. Evet. Hani gitmişti şeye gezmeye gitmişlerdi. Zaten tahmin edersen Bayram'dı galiba. Bayram'a yakın mıydı neyse şeye gitmişti. Babası ileri gezmeye gidiyor. Evet. Dönüşte eve almıyor. Aynen. Eve almayınca dışarıda kalıyor kadıncağız. Şimdi biliyoruz yani kardeşim olsa çok tertemiz bir insan. Yani güzel bir insan ama evet. Maalesef böyle bir sorunu yaşadık. Bir de iftira çocukları atmış. Tabii ki komşularla ilişkin var, çocukların babası ben değilim diye. Bunlar da yaşanmış. Ablacığım, hepsi saçma sapan. Şimdi ben o çocukları da, onları da tanıyorum. İnan ki bazı çocukların yaşları 9'du. Onlarla bile 9 yaşındaki çocuklar birebir tutuyor onu, kadını. Anlatabiliyor muyum? Nasıl?
Ya şimdi çocuk kapının önünde çocuk oynuyor. Biz hani şöyle söyleyeyim. Bizim oturduğumuz yer belde bir yer. Yani konu komşu herkes birbirini tanır. Evet. Sokakta top oynarken bile farklı düşünen bir adam. Allah evet. Allah. Bayağı yani bir... öyle bir saçma sapan bir olay. Biri yolda gelse onu takip eder. Acaba evime bakıyor mu? Camına aynen bakıyor. Öyle yani. Dedim ya, ben Cemile Hanım'ın çok... evine gitmişizdir. Ama hiçbir zaman için tek başıma gitmemişimdir. Hep eşimle beraber gitmişimdir. Evet. Annem vardır, eşim vardı yanımda. Hiçbir zaman için yalnız gidememişimdir. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Yol güzergahı üzerinde ama bir günde kapısının perdesini açık görmedim kadını. Aynen. Perdeler kapalı. Hep öyle. Hep öyle. Aynen. Hocam. Hocam. Yani bu iddialar doğruysa tabii direkt paranoid kişilik bozukluğu. Şimdi hocam biz olayı birebir şahidiyiz. Yani diyorum ya şimdi onlar hep güzergahın üzerinde bizim sağlık ocağımız vardı. Sağlık ocağına gidip gelmek zorunda kalıyorduk. O sağlık ocağına giderken mecburen Cemile'nin evin önünden geçerdik ama kadının bir tane perdesi açık olmazdı. Peki. Ya bir de çocuk yaştaydı zaten yani o dönemde. Evet diye. Zaten küçük yaşta anne olmuş. Evliliği bittiğinde mi 17 yaşındaydım dedin sen Cemile? Kaç yaşında doğdun? Yok, evliliği bittiğinde 20 yaşında, 22 20 yaşında falan ya vardı ya yoktu o arada. Yani. Tabii ki. Çocuklar yani. 5-6 yaşında çok küçük yaşta doğum yapmış. Peki Cemile boşanıp ayrıldıktan sonra Bayram Bey orada yaşamaya devam etti mi? Ne zaman taşındı? Devam etti. Evet, devam etti. Zaten ben 11 yılından ayrıldım oradan 2011'de. Evet. Çünkü o dönemde oğlu Hasan hani tanıyorum çünkü çocukların terbiyesini de tanıyorum. Hasan'ı da çok iyi tanıyorum. Evet. Biz o dönemden geçerken çocuklar biz yaklaşırken bizden kaçırırdı. Yani görmemizi bile engellerdi bizim. Yani Cemile'den sonra da onların başkalarıyla diyalog kurmasını engelledi. Ama bu anlatılanlar doğruysa o çocuklar da çocuklar çok şey kalamamıştır. Çocuklar, yani. Çocuklar şu andaki... Olabilir. Evet. Çocukların inan ki psikolojisini anlıyorum. Belki de ama çok kötü şeyler anlattırmıştır çocuklara. Bazı şeyler anlattırmıştır. Yani inan ki kendimi tutamıyorum. Çünkü kadının çilesini biliyorum. Neler yaşadığına şahit oldunuz. Elinizden bir şey gelmedi. Abi, ve sonrasında tabii ki gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ablam. Yani kim el uzatsa ona bir iftira atar. Atan cinsten biri adamdı. Peki tekrar evlendi mi Bayram Bey Cemile Hanım'dan sonra? Hayır. Çocukları evlenmedi. O mu büyüttü? Tek başına mı büyüttü çocukları? Çocukları o büyüttü tek başına. Orada kalıyor. Halen orada devam ediyor. Şu anda orada. Ama taşınmış oradan dedi Cemile. Aynı yerde mi yaşıyor hala? Biz geçen seneden önceki sene görmeye gidecektim. Evet. Sonra... Kimisi dedi orada taşınmış dedi, orada görünmüyor dedi. Kimisi Aydan dedi Bey orada... siz orada olduğundan emin misiniz? Aynı evde mi yaşıyor? Ama orada olduğundan eminim. Çünkü ben bundan 2 ay önce soruşturmuştum. Evet. Zaten Cemile de biliyor. Kızı okuldaydı. Çünkü Seke'de okuyor kızı. Evet. Ama orada oturduğunu biliyorum yani. Halen de orada oturuyor. Haydar Bey ben bir şey söyleyeyim hocam. Haydar Bey orada tanıdığınız birileri varsa sizde iletişim bilgisi olan rica edeceğim. Kamera gerisinde arkadaşlarımla onları paylaşın. Biz bakalım bir şekilde oraya ulaşacağız. Aynı adrestelerse zaten alıp Cemile'yi götürürüz oraya. Buyurun hocam. Cemile Hanım bu konuşulanlardan anladığım kadarıyla bir de siz o sırada aileniz koca elindeydi. Bu eski eşiniz Soma'da herhalde bir yani... Söke affedersiniz. Ciddi bir para karşılığı siz gittiniz oraya. Yok, babanız başlık parası aldı. Bir yoksa öyle bir durum da görücü vardı. Usulüyle başlık parası öyle almadı. Yani niye şey ama almadı. Yani 25 yaş tanımadığınız büyük. 25 yaş büyük neredeyse Türkiye'nin öbür tarafını yani öbür tarafı değil tabii ama aha. Uzak bir yerdekine evet, niye hocam. Versin? Evet. Nasıl oldu bu evlilik görücü usulü diyorsun görücü ya sen usulü, arada birileri para... Görücü usulü oldu. Ailem de... Olsun dedi, iste dedi falan. Senden 25 öyle, yaş hani, büyük birine seni öyle, babam vermiş öyle. Sizin tabirinizle. Öyle başlık sence parası başlık falan. Sence başlık parasız falan. Verir mi? Ben almadığını biliyor. Torunlarını bile almamış. Almadığını biliyor. Almadı acaba ama. İkizin Makbule miydi? Evet. Makbule Hanım hatta mısınız? O zaman evlenirken Cemile Hocam çok güzel bir yere değindi. Yani çok yaşı küçük, 25 yaş büyük. Biri hiç tanımıyorsunuz başka bir şehir. Bir... Para alındı mı yani? Niye böyle biriyle evlendirdi babanız Cemile'yi? 25 yaş belki daha fazla. Belki daha da büyük belki daha fazla. Ha Makbule Hanım. Vallahi işte İnci Hanım cahillik işte. O zaman görünce orada bizim akrabalarımız vardı. Evet. Evet akrabalarımız vardı. Annem Gül gittiler oraya akrabam Gül'e. Cemile de bir ara onlarla gitti. Sonra geldiler. O adam da artık görmüş beğenmiş. Adam geldiler, istemeye geldiler, yani. Görücü olarak. Cemile de evet dedi, tabii ki ailem zorlamadı onu.
Ama Cemile hani zaten çocuk o zaman. Siz şimdi yengemle birlikte yaşıyorduk dediniz. Yani maddi imkanlar yoktu. Ayrı bir eviniz yok muydu sizin? Yok, ayrı bir evim yoktu. Babam, sadece bir abim vardı. Abim de evliydi. O zaman iki hep çocuğu vardı. Kim yaşıyordunuz? Abim vardı, yengem vardı. Dört tane çocuğu vardı. Annem vardı, babam vardı. İşte onlarla yengemle beraber dedi, oturuyordu. Çocukla da. İstemeye ben... geldiler. Cemile dedi istiyor musun? Görücü olarak geldiler. Cemile evet dedi. Cemile maddi işte. Şartları iyi olunca mı sen birazcık hani o çocuk yaşı etkilemişsin? Yok, maddi şartları biraz... desem adamın maddi şartları iyiydi. Yoktu iyi öyle hani desem para yok. Konusunda, maddi konusunda babam vermişti. Evet, yok öyle maddi şey yok. Şartları yok. Sadece zaten görücü olarak evde bir gece kondu. Görücü olarak bedeli evlendi, iki çocuğu oldu. Söyleyeceğim Cemile ya. Bu sonra hani... da yuvası yıkıldı. Babanlarda çocukların resmini çektik dediniz ya. Vereceksiniz bari son resimleri olsun diye mi çektiniz o resimleri? Ben en son bu çektiğim resimler şeyde boşamaya giderken çektim. Artık görmeyeceğim bari son resim, evet. Son resimler, son hallerini evet. Göreyim diye, bakayım diye mi çektin? Evet. Yani sırf o bir daha çocukları görmeyeceğim, bari son hallerini hatırlayayım diye resmini çekiyorsunuz. Akıl alır gibi değil yani. Vallahi akıl alır gibi hani değil. Bunu cahillikle de... Yani. Çocuk gidiyor, dedi, ben bunu göremeyeceğim. Şey. Bari son hallerini, yüzlerini unutmayayım diye son hallerinin resmini çekeyim. Yani olacak tabii insan işte. Anlayamıyor mu acaba diyorsunuz o anda o boşandı eşine kızgınlık, ailesinin üzerindeki baskıyla durumun ne kadar hocam, ciddi bir şey olduğunu fark edemiyor mu acaba insanlar? Bakın ya bu lafı söz yok o yaşlarda. Yok, bakın yok. Şimdi Cemile'yi saymayın silik. Hiçbir şekilde fikrine değer verilmeyin. Bak ne diyor yenge diyor. Dedi ki olmaz iki çocuğu var. Ya dedi gidin ayrı bir ev tutun veyahut da buraya getirmeyin. Kadıncağızın yapacağı hiçbir şey yok ki. Ne yapsın yani? Bir de bir aile de... Sözü de yok zaten. Bir aile de çocukları esas koruyan annedir aslında. Esas evet. Sahip çıkan. Bakın anneden hiç bahsediliyor anne, mu? Baba izin vermedi. Baba yenge baskın. Deyince ben önce yenge açıkçası şöyle anlamış. Anneniz hayatta mıydı evlendiğinizde? Kendi annem mi? Kendi annem. Evet. Ben yenge dediğinde ilk etapta hocam annemi. Şöyle anlamıştım. Hani o yenge bir amca hanımı kendi annesi vefat etmiş. O aile o şekilde anmış. Şimdi ama o yengenin Cemile'nin abisinin eşi olduğunu anlıyoruz. Yani evin gelini aslında senin çocuklarına ulaşmanı engellemiş. Hayır demiş. Baban da onu dinlemiş. Annen de sesini çıkarmamış. İşte biz hepimiz bu evde duramayız dedi. Madem getiriyorsan dedi, kiralık ev tut dedi. Çocuğunu al bak. O gidip bir kiralık ev tutsaymış yani. İşte onda herhangi annen bir şey demedi mi cidden? Yok annem ona bir şey demedi herhangi o bir. O da aynı tarzı yaşayan bir kadın. Bir şey diyemedi. Babam da o zaman zaten çalışma şeyi yoktu, çalışmıyordu. Herhangi bir hiçbir geçmişi yoktu. Sadece yengemle beraber duruyordu. Şimdi Bayram Bey, Cemile Hanım'ın eski eşi bizi izliyorsa bütün bu iddialara o cevap versin. O dönemde komşuluk yapan Haydar Bey diyor ki Cemile evde otururken bütün perdeler kapalıydı. Biz o sokaktan bile geçmek istemezdik. Çünkü hani sağlık ocağında bile karşılaşsak evet. Dedikodu yapılırdı, böyle, olay çıkardı. Evim böyle burada mezarlık vardı evim karşısında. Evet. Mesela mezarın üstüne böyle şeyle Arife günleri gidip ziyaret ediyorlar, bir şeyler dağıtıyorlar. Evet. Çocuklar böyle kapının önünde olsa bilene biri çocuğa yaklaştığı zaman millete tersliyordu. Çocuklarını da insanlara. Aynen çocuklara da öyleydi tersliyordu. Biz... Mesela ben oğlumda hamileyken çok dövdü beni tekmeleriyle. Hiç şikayet de edemedi. Ve çocuklarından birini de bu şiddet nedeniyle kaybettiğini söylüyor Cemile. Karnındayken ölmüş. Evet. Şimdi 17 ve 15 yaşında olan evlatlarını arıyor. 11 yıldır onları görmemiş. Bakalım onlara ulaşabilecek miyiz? Söke'den bizi izliyorsa Bayram Bey bütün bu iddialara cevap versin. Hani onun da anlatacakları vardır. Ona da söz hakkı vermek istiyorum. Ve 4 evladını bırakıp giden Neslihan Uslu. Van'da çocukları bıraktı. Önce Diyarbakır'a gitti. Sığınma evinde kaldı bir süre. Sonra Antalya'ya geldi. Sonra orada İstanbul'da. Nereden tanıştığını açıklayamadığı bir kadının yanında yaşadığını söyledi dün telefonda bize. Biz çağrı yaptık. Gel Neslihan sana destek olalım evlatlarından ayrılma diye. Bakalım o çağrıya Neslihan nasıl cevap verdi reklamlardan sonra. Neslihan Uslu 25 Ocak 2020'den bu yana ondan haber alınamıyordu. Dün yayına bağlandı Neslihan ve eşinin anlattıklarını
yalanladı. Çünkü eşi demişti ki 4 çocuğunu bırakıp gitti, bizde bir sorun yok. Neslihan dedi ki beni aldattı, ben şiddet de gördüm ama o an için çocuklarımı da istemedim. Ve şimdi kendime yeni bir hayat kuruyorum. İstanbul'da bir kadınla beraber işte aynı evi paylaşıyorum. O kadın nereden tanıdın? Cevap yoktu. Dün neler konuştuk aslında? Önce onları hatırlayalım. Sonrasında bakalım Neslihan bize başka neler söyleyecek. Levent Bey, en küçüğü 5 aylık 4 çocuğunu terk edip giden eşi Neslihan Hanım'a çağrı yapmak ve evine geri dönmesini istemek için programımıza başvurdu. Van'da yaşıyordunuz. Van'da yaşıyordum, evet. Ben gece görevli işteyken. Ne iş yapıyorsunuz? Gece görevli güvenlik olarak çalışıyorum. Sabah eve geldim, 11 yaşındaki kızım baktım beşiği salıyor. Benim kızım annem nerede? Hastaneye gitmiş annem dedi. Benden habersiz gitmez dedim annem. Telefonunu aradım, ulaşamadım. Ondan sonra karakola başvurdum. 2 ay boyunca hiçbir yere ulaşamadım. En sonunda sığınma evinde çıktı. Bebeğini 2 aylıkken terk etti. Sığınma evine gittiğinde hamile miydi, bebek doğmuş muydu? Bebek doğmuştu, o zaman yeni bir aylık falandı. Peki bebeği yanına mı alıp gitmiştin? Hayır, hayır, gece bırakıp gitmiştim. 1 aylık bebeği, evet. Gece bırakıp diğer, evet, çocukları da sen nöbetteyken gitti. Nöbetteyken gitti. Artık sabah mı gitmişti, herhalde sabah mı gitmişti bilmiyorum artık. Aslında ilk kayboluşu değil bu. Önce bir sığınma evine gitti. Evet. 2 aydan sonra kendisi beni aradı, sığınma evindeyim falan dedi. Babasının evine götürmüş. Dedim benim çocuğum hasta, Antalya'ya sevk etmişler. O şekilde Antalya'ya götürdüm. Kendine geldi ondan sonra. Burada. Sığınma evinden hiç Van'daki eve dönmeden direkt Antalya'ya mı, evet, gittiniz? Evet, o diğer çocukları 6 aydan beri görmemiş. Kendi babasının, evet, yanına götürdüm. Ben götürdüm. İki çocuğu alıp Antalya'ya getirdim babasıyla. Evet. Ben Van'a geldim. Bir ay kalmadan bir Ayşe arkadaşı var sığınma evdeyken. Devamlı konuşuyormuş telefonda onunla. Bu Ayşe kendisi Van'dan çıkarken İstanbul'a gidiyor. O da Antalya'dan gidiyor aynı gün. Ekibimiz Neslihan'a ulaştı. Önemli bir gelişme var. Levent Bey'in işte 20 Ocak'tan bu yana ortada olmayan eşi, 4 çocuğun annesi Neslihan Hanım şu anda telefon hattının diğer ucunda. Neslihan Hanım merhabalar. Sizi çok merak ettik. İyiyim, hiç bir sıkıntım yok çok şükür. Beni bu duruma Levent getirdi canım. Ben zaten bu 3 çocuğumu istem dışı getirdim. İstemiyordum. 6 aylık olan bebeğimi de haberim olmadan zaten dünyaya geldik ki aldırmayı da düşündüm. İzin vermedi kendisi. Evden ayrılmamın %100 sebeplerinden biri Levent. Evden atıldı mı? Defalarca aldatılmama rağmen onu bırakıp gitmedim. Yalansa söylesin. Gece saat 2 civarında atlet katına beni dışarıya attı. Yine bırakıp gitmedim. Seni evden attı mı daha önce? Evet, kapıdan tuttu kolundan, bana çık git dedi. Ben onu hayatıma aldığımda benim abilerim zaten beni sildi. Sen bu adamı tercih ettiğin için. Ben onun için bütün ailemi sildim. Ona gerçekten dürüstlüğümle gittim. Ben aldatıldım, dışarıya atıldım. Annesi tarafından şiddete uğradım. Abisi beni dövdü. Bunlara rağmen ben onu bırakıp gitmedim. Artık bunlar olduğu zaman da ben gerçekten ister istemez soğudum. Şu an o bana dünyayı da getirse ben hiçbir şekilde ona karşı ne sevgi ne saygı hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim benden uzak. Ben ona zaten boşanma davamı da açtım. Boşanma davam... Ben açtım. Duruşmam belli olduğunda ben çocuklarımı zaten ondan alacağım. Bak, bu normal bir şey değil yavrum. Bıraksın, izin ver sana yardım edelim. Tamam mı? Uzmanlarımız sana yardım etsin. Hem boşanmana Hasan Hocam yardım etsin. Hem bu psikolojik konuyla ilgili. Madem İstanbul'dasın, bu fırsatı çevirme geri, sonra çok pişman olacaksın. Neslihan çocuklarına dönecek mi? Neslihan Hanım'a dedik ki buyurun gelin, stüdyomuz size açık. Burada hem hukuk danışmanlığı noktasında size yardımcı olalım. Hem varsa bir psikiyatrik desteğe ihtiyaç, bu konuda sizi bir doktorla, bir uzmanla görüştürelim. Ama Neslihan gelmedi. Sen dedin gelmez diye, gelmez, zaten. Gelmez, biliyorum, çünkü çocuklarına düşkün değilim. Çocukların düşkün değil. Hayır, ben 11 yaşındaki kızımın saçlarını tutup beşin önüne bırakan bir anneydi. Nasıl yani? Çocuğa bakacaksın. O yüzden çok tartışıyorum. Sen niye işte bırakmıyorsun, ben çocuğumu eğiteyim. Ya döverek mi? Şiddet görerek mi dedim çocuğuna bakacaksın? Ya bu son doğan bebeği 11 yaşındaki kız mı baksın? Evet, bakacaksın diyor. Peki daha önceki çocuklarda da, şimdi en büyüğün 11, evet, sonraki 8 yaşında, 4, evet, yaşında bir tane daha var, evet, ve şimdi de 5 aylık bir bebek var. Evet. Bu 5 aylık bebekten önce de öbür çocuklara da ilgisiz miydi Neslihan Hanım? İlgisizdi, aynen ilgisizdi. Yani çocuklara düşkün değildim. Allah Allah. Ama daha önce ilgisiz... evden kaçmışlığı yok. Efendim? Daha önce evden kaçıp gitmiş. Benim diğer oğlum 4 yaşındayken onu da yine... Doğumdan 2 ay sonra yine bırakıp gitti. Üç Nasıl gün gelmedi. Yani? 3 gün gelmedi, ondan sonra yine geldi. Nereye gitmişti o zaman? Isparta'ya geliyordu, babası yine gelmiş. Sözde dediğine göre ben pişman oldum, yine dönüş yaptım dedi. Bir aylıkken?
İki aylıkken diğer İki oğlu. Aylıkken onu da bırakıp gitti. Her şey olabilir. Şimdi doğumdan sonra her kadında bebek hüznü denilen bir şey olur. O şeyin plasentanın yani bebeği saranzanın ayrılmasıyla hormon seviyeleri düşüyor. O da mutsuzluk, depresyon hissi yaratıyor. Ama bir de bunun daha ileri boyutu eğer yatkınlığı varsa lohusalık psikozu denir ona. İşte çocuğunu öldürmeye kadar gider. Evet. Acaba öyle bir rahatsızlığı mı var? Yani ya çok çocuklara karşı çok şiddetli vardı yani. Ama çocuklar doğumdan hemen sonra oluyor bu. Değil mi? Geldiğinden beri aynı. Dört tane çocuğu getirdi aynı o şekil. Yani doğum öncesinde de daha önceki yıllarda da çocuklarına şiddet uyguluyor muydu Neslihan Hanım? Evet aynen. Şu anda 11 yaşındaki kızım onunla konuşmak istemiyor. Babası gildeyken ne kadar telefonu verdim. Dedi konuşmak istemiyorum annemle. Neden? Hem şiddet uyguladığı için hem bırakıp gittiği için gece. Benim 11 yaşındaki kızım sabaha kadar o çocuğun başında. Dedim kızım hiç bu çocuk ağlamadı mı bebek? Dedi babası da başında bekledim ben. Gözlerini açamıyordu çocuk sabaha kadar. Bir bebek. Çünkü hocam dün siz yoktunuz. Sizin danışmanınıza çok ihtiyacımız vardı. Bu bebeğe daha 40 günlükken mi vermeye başladınız bu ilacı? Evet. Anne Neslihan Hanım diyor ki bu çok huysuz bir bebek. Bir uyku ilacı al diyor. Bir doktora danışıp bir ilaç alıyorlar ve bebeğe ondan vermeye başlıyorlar. Hangi sıklıkla verdiniz bebeğe bu ilacı? Yok olur mu? Yani her gece doktora... Her gece ve uyku ilacı verilmez. Ölür bebek. Yani doktora danış... Yani nasıl gittiği, bir danışmadır bu ben gittiği anlamadım. Gittiği gece de 4 kaşık veriyor ki uyanmasın. Bir bebek sabaha kadar nasıl uyanmasın yani? Yani ölür onu doktora danış yani falan değildir o. Bir çay kaşığı verdim ben diyor Neslihan bir yerden. Yalan atıyor falan. Bak. Bir çay kaşığı verdim o kadar oğlum, çok vermedim diyor ama. Oğlum 40 günlük bebeğe uyku ilacı ne demek? Bir bebek nasıl sabaha kadar uyanmaz ki bu bebek? Şimdi Levent Bey bunları söylerken tabii Neslihan Hanım'ın da bambaşka iddiaları var. Dün yayına bağlandığında dedi ki beni dövüyor, beni aldatıyor. Hatta aile bireyleri de beni dövüyor. O yüzden de boşanmak istiyorum diye. Neslihan Hanım şu anda yine telefonda. Neslihan Hanım merhaba. Merhaba İnci Hanım. Neden gelmediniz? Gelmek istemedim İnci Hanım. Dediğim gibi boşanma davam açtım. Şu an Levent yalan konuşuyor. Diyor ya çocuklara şiddet. Evet. Kendi ailesinden çocuklarına olan şiddeti güne getirmiyor da benim arada... Hani oluyor. Her anne çocuğunu dövüyor. İşte yok 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 dövmüyor. Ben... Her anne çocuğunu dövmüyor, dövemez. Her anne saçında tutup beşin önüne bırakmaz ki. Bir fiske vurmaya hakkı bakın, yoktur hiç kimsenin. Cezası da vardır aynı zamanda. Çocuk, fiziksel çocuk istismarıdır o. Suçtur. Ve çocuğu da vurursanız kendini... kırılır. Bütün hayatı boyunca da normal bir birey olamaz. Psikolojisi bozuk olur şiddetle büyütülürse bir çocuk. Haklısınız. Ayrıca da Neslihan Hanım, Levent Bey'in ailesi senin evlatlarına şiddet uyguluyorsa o zaman senin daha da çok onların başında durman lazım, koruman lazım. Bırakıp gittin şimdi bu durumda kim bilir ne yapıyorlar bu iddian tabii. Doğruysa. Bu iddiam her şekilde ben arkasındayım. Zaten çocuklarımı alacağım ben Levent'ten. Nasıl İmkanım alacaksın Neslihan? Nasıl alacaksın? Ben. Neyle alacaksın? Şu halinle mi alacaksın? Nasıl alacaksın? Bir evden yok kaçmışsın, zaten. Ben bir sürü iddia var. Nasıl alacaksın çocuklarınızı? İnci Hanım babasına bağlanır mısınız? Şimdi nasıl bak, almayı düşünüyorsun? Nasıl planın ne? Planın ne? Bağlanır. Evden kaçmışsın, çocuklarını yüzüstü bırakmışsın, benim gece yatsın diye uyku ilacı vermişsin. Gideceksin mahkeme çocuklarımı istiyor mu diyeceksin. Uyku ilacı ben verdim, inkar etmiyorum ama onun dediği şekilde tamam, değil. İnkar etmediği bir şeyler velayetin ediyor. Sana verilmemesi için yeterli zaten. Nasıl alacaksın, nasıl? Neslihan ben peki şunu anlamadım. Boşanma davası açabilirsin. Dün de sorduğumuz şey buydu. Levent Bey'den ayrılabilirsin. Ya bu evlatları niye bırakıp çıktın o evden? Sığınma evine giderken niye yanına almadın? Niye buraya gelip bana yardım edin bir düzen kurayım alayım çocuklarımı demiyorsun mesela? Şu an yanında yaşadığın, birlikte yaşadığını söylediğin o hanımefendi mi istemiyor bunu? Yok hayır hiçbir alakası yok. Yalan konuşma bak yalan konuşma. Ben senin peşini bıraktım o Ayşe'nin peşindeyim şu anda tamam mı? Ayşe senin kafanı dolduruyor. Ayşe'nin benimle hiçbir bağlantısı yalan konuşma. Yok. İstiyorsanız her yerde... Sen benim anneme fare ilacı verecektin. Kime? Anneme. Fare ilacı. Evet. Fare bak ablasının yanında söylemiş. Zehri yani herhalde. Zehri demek istiyor herhalde evet. Nasıl yani fare yani bu çok zehri ciddi ya, öldürmek ben yani. Ben yeğenim yanında diyor ben devlet... Şey kaynanama, babama üç kişiye ilaç vermek zorunda. Evet, ne yapacağını bilmiyorsun. Yalan konuşma. Sırf beni kazanabilmek için sen bunları yaptıysa zaten ben hiçbir şekilde... Hayır, hayır bak babana bağlansın, ablana bağlansın bir tanesi. Babam zaten yalan... her zaman senin tarafın oldu. Bir tek sen mi haklısın? Benim evden kaçma sebebim zaten ben gittiğinde sana notta da yazmamış mıydım? Evden ayrılış sebebim sen ve babam. Ya yalan konuşma. Baban Antalya'da sen Van'da ne alakası var? Sana bıraktığım mektubu da götürseydin. Tamam o gece neden gittin neden? Çocuğunu bir aylık bebeğini neden bıraktın gittin o gece neden onu söyle. Ondan bir gün önce tartışmadık mı biz seninle ablanın evinde? Hayır tartışmadık.
Ay inanmıyorum. Tamam. Sen yemin ediyor musun bu konuda? Sen bana dedin ki 85 yaşındaki anneni tercih ediyorsun. Ben dedim annemi tercih ediyorum. 85 yaşındaki. Hayır. O zaman değil. Perihan teyze girdi. Yalan konuşuyorsun. Biz konuşuyorduk. Annen hatta şakalaştı. Sen bana demedim işine geliyorsa kal, işine gelmese çık git. Tamam da. Ertesi akşam ben çıkıp gitmedim. Bak senin baban sana soruyor ki kızım sen neden bu adamdan ayrılmak istiyorsun? Baba herkes bana diyor ki sen bu adama yakışmıyorsun. Sen bunu babana söylemedin mi? Yakışmıyorsun. Sevmiyorum tamam. seni. Sevmiyorum. Tamam işte. Nasıl? Ne yapıyorsun yakışmıyorsun. Ya, sevmiyorum. Yakışmıyorsun derken nedir yakışmayan? Hayır diyor ya millet böyle demiş. Zaten milletin lafına inandığı halde. Yok yok siz dediniz ya yakışmıyorsun dediniz ya. Nedir yakıştıramadığınız o yani bilelim de bir çocukları bırakıp gitmenizle bir ilgisi var mı bu yakıştıramamanın anlamadım ama. Ben, tipi mi yakışmıyor, işi mi yakışmıyor, hayır, tip olarak yakışmıyor. Nesi yakışmıyor yani? Tip olarak yakıştırmıyormuş kendisini bana. Millet öyle demiş İnce Hanım ona. Ya sen babana söylemişsin. Ben bu yüzden boşanıyorum. Bak babam bağlansın söylesin sana. Sen arkadaşlar bağlayalım Ömer Bey. Babam şu an bana iftira atıyor. Bu hayır. Boşanma sebebidir işte. Ben sana, Ömer Bey. Olsaydı ben niye sokaklarda ben sana telefonda sormadım. Sen böyle bir şey dedin sokaklarda mi? Sokaklarda kalmamışsın Neslihan. Otele gitmişsin. Sonra da nasıl tanıştığınızı bilmediğimiz bir kişiyle İstanbul'da buluşup aynı evde kaldığını söylüyorsun. Yani o da enteresan. Ama İnce onunla ilgili aktaracağım bir şeyler var ama. Ömer Bey hatta bu arada Neslihan'ın babası. Ömer Bey. Merhaba İnci Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnci Hanım ben İnce'lik. Sizin ekibinizde hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oradaki insanlara hep size salamlarımı sunuyorum. Sağ olun. Şimdi ben kızım en İnce'de seslenim. Kızım bak ben bir baba olarak sen bir anasız yaşadın. Anasız sen yaşadın. Benim İnce'deki eşim tam 20 sene sana emek verdi. Analık yaptı. Evime dön. Gel. Ben sana kucak açıyorum yavrucuğum. Her zaman için kızımsın. Başımın tacısın. Yani o 5 aylık bebek hatırası için, o çocuk 4 yaşındaki çocuğu için kızın hatırası için evine dön. Gel biz baba olarak seni kabul edeceğim. Ama Allah gelmedin mi baba için, ben? Allah rızası için Levent'e benim kayınım değil demiyorum. Benim kayınım olarak da savunmuyorum. Sen bunun kendi isteyerek. Van Çaldıran'da zamanın peşine düştü, kaçmaya kalktı, severek evlenmedi mi? Zorla verdi. Evlen, tamam ben orada inkar etmiyorum zaten. Gittim, istedim. Ya canım kızım, sen çıkma evinden çıktı, evime geldi. Bak İnci Hanım dinlesin. Evime geldin, bana kucak açtın. Bir güne yalvardım, sen bir baba kendi kızının ayağını tutup ayağını altını öpebilir mi? Ben sana ayağını altını öptüm. Öptüm. Ben sen demedim baba ben gitmek istemiyorum. Bak bir dakika. Evet ben sana dedim kızım boşanırsa ne yaparsa ben sana karışmıyorum. Evet. Ama bu çocukları hatırası için rica ediyorum bunları yetim bırakma. Çünkü sen yetimini gördün. Ananı kaybettin. Bunları anasız bırakma. Of. Sen Levent'e Allah için bak. Allah için sen diyor ki Levent'i kardeşim beni dövmüş. Hayır. Van'da deprem oldu. Millet çadır kurdu. Çadıra girdi. Onu senin kayının geldi dedi ki ne sen gel çadır da bizimle beraber kal. Ev yıkılacak. Baba sen niye onları savunuyorsun şimdi bana? Oturdum. Bak bir dakika kızım. Adam senin kolunda tuttu. Canım da Ömer Bey şimdi araya girmek istemiyorum ama Neslihan baban sana diyor ki sen annesiz büyüdün. Annesizliği bilensin. Kendi çocuklarını aynen. annesiz bırakma ben senin yanındayım diyor. Ayağının altını İnce öpmüş Hanım, yalvarmış sana. Ben babamlara gittim zaten. Evet. Ben ona dedim ki ben boşanacağım çocuklarımı yanıma alıp senin yanında kalacağım. Tamam. Sen bana bakmazsan abimgilde kalacağım. Dedi sen ayağını abimgile atamazsın. Dedim peki ya ne atacağım? Ev tutar çocuklarıma bakarım. Dedi ben bunu kabul etmem. Ya ona dönersin ya da sokaklara. Hayır boşanabilirsin diyor baban ya. Ömer Bey. Yok yani... bak İnce Hanım Allah şahidimiz olsun. Bir gün ona demedim dedim kızım bak bu senin baban. Senin yanında kalabilirsin serbestsin. Abileri yanında kalırsın serbestsin. Boyunu sardım arabanın önünde fotoğraf çektik. Baba dedi ben dedi Levent'le barışmışım. Levent bana para göndermiş. Ben kafamı dağıtmaya gideceğim. 17 yaşındaki öğrenci kızımı onun yanına bıraktım. Düz dilek'e gidiyor. Kardeşine diyor bu kazakı değerliyor musun? Ben sana alacağım. Kız kabine giriyor kazakı yemeğe. Çıktı baba dedi Neslihan ortada yok. Kızım nasıl ortada yok? O gün bugün Neslihan Hanım şimdi bambaşka şeyler anlatıyorsunuz. Baban diyor ki bana eşimle barıştı gidiyorum diyor. Sen İstanbul'a gelmişsin.
Gittiğim gibi baban söyledim. Niye yalan söylesin? Dedim. Yani boşanmasına ben itiraz etmedim, istiyorsa onun kararı diyor. Ya İnci Hanım bakın yemin ediyorum ki arkamda olsaydı ben babamgilden çıkıp gitmezdim. Baksana ben ayağının altını öperim dedi. Senin desteğinim diyor. Bak çok özür diliyorum İnci Hanım dinlesin. Sadece senin elinde telefonu eğer alsaydın sen gitmezdin. Sen o sıkma elindeki Ayşe Hanım'la gece gündüz telefonu açıyorsun. Van'da Cemal'ın dairesine bir akraba olarak telefon açıyorsun, Ayşe ile kocası İstanbul'a bedava götürür. Yardımda açıyorsun. Yaptığım ben de inkar etmiyorum ki. Kızı bırakıp Ayşe'nin yanında yaşıyorsun. Kızım benim bak ben yine de kızıma yalvarıyorum. Yemin ediyorum Ayşe'nin yanında değilim. Kimin bak, yanındasın bana, Neslihan? Bak, bir tane bayan arkadaşım ama bir yemin ediyorum bir bayan arkadaşın ama telefonu bir erkek açıyor. Senin aradığın telefonu arkadaşlarım aradığında bir erkek çıktı o telefona. O erkek zaten bayanın erkek arkadaşı. Benim birlikte mi yaşıyorsunuz üçünüz? Ha, Ayşe'nin kocası. Ha. Üçünüz birlikte mi yaşıyorsunuz? Bir kadın, o kadının erkek arkadaşı şimdi, sen. Öyle evet. mi? Aynen. Şimdi bakın hadi sen Neslihan lütfen. Ömer Bey, Ömer Bey bir saniye lütfen. Neslihan. 28 yaşında 4 çocuk annesi bir kadınsın. Çocuğu önce 1 aylıkken bıraktın. 1 aylık bebekken bırakıp gittin. Sonra işte bundan Ocak'ta kaç aylıktı daha? 3 aylık mıydı bıraktığında? Tekrar evet. bırakıp gittin. Çocukların ikisi o 5 aylık bebek ve 4 yaşındaki diğer bebek işte bu dedeyle babaannenin yanında. Diğer ikisi Van'da oradaki amcaların babanın yanında ve sen anneleri olarak İstanbul'da bir kadın ve onun erkek arkadaşıyla aynı evde birlikte yaşayıp düzen kuruyorsun öyle mi? Bu mudur yani ben doğru mu anladım? Aynen öyle İnci Hanım. Zaten şu an bir düzenim yok. Ben bir aylıkken bırakıp tekrar gelip bir daha gitmedim. Bir kere bıraktım o da 2,5 aylıktı. Daha da eve dönmedim. Nasıl bırakabildin Neslihan? Bana onun cevabını versene. Ben bunu gerçekten merak ediyorum. 2,5 aylık bir bebeği, 2,5 aylık bir bebeği daha agulara gugulara yeni başlamış bir meleği. Sen nasıl bırakıp o evden çıktığında sığınma evinde tanıştığın bir kadın ya da başka bir kadın ve onun erkek arkadaşıyla aynı evde yaşamını sürdürebiliyorsun? İnci Hanım gerçekten zaten ben bunu aileme de belirttim. Yengeme de söyledim. Psikolojikten gerçek iyi değilim dedim. Her şey üstüme geliyor. Çocuklarıma karşı hiçbir sevgi hissedemiyorum. Evime karşı çok soğuğum ama Levent'e gelince kesinlikle istemiyorum. Psikolojim zaten iyi değildi. İyi değil biz sana yardım edelim dedik zaten. Başka bir anne, sağlığı yerinde olan bir anne yani bunu yapamaz. Tabii. Biz yardım edelim diye sana çağrıda bulunduk dünden bu yana zaten. Bunlar Neslihan Hanım yani bu söyledikleriniz makul çerçevelerde çözüme kavuşturulacak şeyler. Hani çocuklarıma karşı soğudum, evime soğudum, kocama karşı soğudum, o evde olmak istemiyorum. Evet bunlar çözüme kavuşturulacak makul sorunlar ama bunları çözüme kavuşturmak yerine çocuğun iki aylıkken bırakıp neydi belirsiz belki de yeni tanıştığın birinin evinde yaşamaya başlaman bir çözüm değil. Biz onu söylemeye çalışıyoruz. Haksız mıyım Neslihan? Yok haklısınız. Neslihan işte sana bir fırsat verdik. Dün dedik ki belki son şansın dedik Neslihan. Ne iş yapıyorsun çalışıyor musun şu anda? Yok İnci Hanım çalışmıyorum. Yanında kaldığın kadın ne iş yapıyor? Tekstilde çalışıyor kendisi. Erkek arkadaşı? Onun erkek arkadaşı zaten 2 günde bir, 3 günde bir gelip gidiyor. Bunlarla ne kadardır tanışıyorsun Neslihan? Hemen hemen 1 ay oldu. 1 aydır tanıştığın insanlara nasıl güvenip de böyle kalkıp Van'dan Antalya'ya, Antalya'dan İstanbul'a gelip birlikte yaşamaya başladın Neslihan? Gidecek başka yerim yoktu. Nasıl gidecek başka? Baban diyor ki ben boşanmasına karşı değildim diyor. Boşanabilir. İnci Hanım yemin ediyorum ki hayır. Bak ben babama da söyledim. Boşanacağım, çocuklarımı alacağım. Bana sırt çıksaydı yemin ediyorum ki ben babamın yanından ayrılmazdım. Baban sana destek olmadı öyle mi? Hiçbir şekilde bana dedi ki gideceksin. Onu istemiyorsan çocukların için gideceksin. Dedim ben boşanıp çocuklarımı yanıma alacağım. Bana bunu dedi ki, sığınma evindeyken de yapabilirdiniz Neslihan. Bunu efendim? Sığınma evindeyken de boşanma davanızı açıp hiç İstanbul'lara gelmeden çocuklarınızı da yanınıza alıp onları hatta devlet korumasına bile aldırabilirdiniz ve bakardınız boşanırdınız. Dediğim gibi bunun doğru yolu işte o an çıktım. Hiçbir şey bilmiyordum zaten ben bunu avukatlardan, sosyologlardan o şekilde yardım alarak
hani yol yordan bilip... Neslihan'cığım dün konuştuğumuz için aynı şeyi tekrarlamayalım ama sığınma evine gittiğinde bebeğin daha bir aylıkmış ve orada sana bu yolu yordamı öğretmişlerdir. Sen oradan tekrar gelip Antalya'ya sonra tekrar ortadan kaybolursun. Neyse 2,5-3. Sen oradan gidip de... Bu arada Ömer Bey cevap verecek ama Levent Bey'in abisi isim ne dediniz arkadaşlar? Yasin Bey hatta çünkü onlarla ilgili iddialar var yani şiddet uyguladıkları yönünde. Yasin bunlara... diye bir abisi yok. Casim. Ne? Casim Uslu. Casim pardon özür dilerim yanlış anladım. Casim. Merhaba İnce abla. Merhaba Casim Bey. Buyurun dinliyorum ben sizi. İnce abla ben bir şeyim yoktu. Bu bayan diyor ben ilaç vermemişim çocuğa. Bir karşılık ilaç vermişim çocuğa. Evet. Bu 2 yaşındaki çocuğa 3 karşılık ben burada çıktım Van'a gittim. Kızı 10 yaşında, 9 yaşında değil, 10 yaşında bu aradadır. Bana diyor amca 3 karşılık şey ilaç verdi çocuğa. Görmüş çocuk bunu yani. Evet görmüş bunu. Evet. Peki. İncan çocuğun kafasını doldurmuşlar. Ben bunların damarını biliyorum. Ya peki, bir kaşığı da, üç kaşığı da bir. Yani bunun biri üçü Van'da yok. Uyku ilacı diyor. Verilir mi 40 günlük bebeğe? Peki o bebek, 2 aylık bebek nasıl sabaha kadar uyanmaz? Sorun o zaman. Sen getirdin. Tamam. Uyku ilacı ver. Uyusun, işe git diye sen değil miydin? Ağzımı açtırma benim. Ben mi söyledim sana verin? Kaç. Ben bir aylık bebeği sana bırakıp giderken ihmal ya edilmiyor sen ki bak, ben sana çalışıp sen kadının evinde eşyalarını alıp da o adam kadının evine kaçan bir kadınsın tamam mı? Şimdi ben Van'a gittiğimde sen o bayanla beraber şikayetçi olacağım sende tamam mı? Hangi bayanla? Sen çok iyi biliyorsun. Doktor çalıştığın doktor bayanın tamam mı? Telefonunu aldın, eşyasını aldın, kaçıp gittin o bayanın yanına. Vallahi git. Nasıl? Yemin ediyorum elinden geleni ardına tamam, koymaz. Tamam bak. Pınar abla beni de biliyor, seni de biliyor. Biliyor bak sen telefonu Antalya'da satmışsın belli zaten bu telefon. Herkes şahit. Sen bileziğini aldın. Telefonu Antalya'da mı sattın? Evet. Sen de yanında değil mi? Giderken satıp gittin. Sen bileziğini aldın. Ben telefonu satmışım. Sen bileziğini almadın, yüzünü almadın, telefonu almadın. Kaçıp gittin. Yemin et. Gitsin karakol ifadelerine kamera kayıtları var. Tamam, tamam bak. Kim almış, kim ne yapmış Pınar abla biliyor. Şimdi çıkar. Orada bir iddia daha var. Diyor ki Neslihan sen diyor bebeğe ilacı verdin ki sen Neslihan git çalışmaya çocuk da evde uyusun hayır, diye. Hayır yalan konuş. Ben o gece evde değildim ki. Yemin ediyorum ki şu an hepsi de yalan konuşuyor. Yeni hepsi de yalan konuşuyor. Yani bence gidin çocuğumu bir tedavi ettim. Belki de bir yemin ediyorum hocam. Ki. Hocam zaten bu domdan sonra... Yalan saat olmuştur zaten. Yani sen şimdi şu anda ne kadar oldu? Zaman beş ne kadar? 5-6 aylık. Yani üç, en son 3 ay önce mi kullanıldı o ilaç? Doğduğundan beri kullanılmıyormuş. Bir aylık. Hayır ama yani bıraktığı ne kadar oldu ilaç? 5 ay, 3 ay falan oldu. Yani o temizlenmiştir temizlenmiş şimdi. İnşallah bir hasar kalmamış. Yani hocam yine öyle görmüş. Öldürmeyen Allah öldürmüyor Allah demek kalmış. Lazım burada aslında. Burada yani. Bilinçli taksirle öldürmeye teşebbüs suçu var. Hem de ebeveynin. Yani diyor işe yani gitmek burada bilinçli taksirle. Yani çocuk istismarıdır bu tabii. Çocuk istismarı. Hayır bilinçli taksirde öldürmeye teşebbüstür aslında bu yani. Yani Allah korusun bir hasar kalmış olsaydı bunun cezası adam öldürmeyle aynıdır, eşittir. Yani efendim ben bilmiyordum bunun bu şekilde olduğunu falan seni kurtarmaz. Hayır bana bilinçli söylüyor ki taksirle, sen işe gitmek ya, için zaten doğumdan bir sene işe gitmedi zaten. Yani alkollü bir şekilde araç kullanmakla bunu yapmanın arasında hiçbir fark yok. Hocam peki yani anneye muhtaç olan bir bebeği bırakıp gitmenin bir cezası onu yok mu? Onu ben dün söyledim, Neslihan'a da söyledim. Aynen başvurarım. Levent'e de söyledim. Türk Ceza Kanunu'nda bu şekilde yükümlülüklerini ihlal eden kişiye karşı bir madde var. Ona ilişkin olarak şikayetçi ol, yeri de bulunur. Savcılık onu yakalama emriyle ifadeye de çağırır. Şahitlerim sen var. Emzikli bebeğini bırakıp gidemesin. Mesela sen de gebe eşini ve çocuklarını evinden bırakıp gidemezsin. Yani bunun bir cezası var. 6 ay ile 2 sene arasında bir cezası var. Daha bile artmalı bence hocam. Ben ona ilişkin olarak... Çekmeme... Casim Bey anlatıyordu ama Neslihan sen bebeğini ne kadar emzirdin? İncan zaten çocuklarım tütüm olmadığından dolayı bir ay, yalın 40 konuş. Gün fazla da tütüm yok. Vermiyor. Kendisi vermiyor. Yani bir ay emzirdin sen... Niye sıra yapıyorsun bana? Bak beni sinir etme. Sen şu an benim elinden geleni yapmaya çalışıyorsun iftiralarla. İftira mı atıyorum? Sen 4 çocuğuna da süt vermedin. Ben vermek istemiyorum dedin. Yani ya Rabbi ya sabır. Bir sene boyunca emzirilen çocukların çok daha güçlü bağışıklık sistemi olduğu ve çok daha sağlıklı büyüdükleri bilimsel gerçektir. Neslihan çocuklarına şimdi senin kayınvaliden olan yani ama Levent'in ablası olan kişi bakıyor. Hem onları anne. Kötülüyorsun
Onlar kötü anne. İnsanlar. Öbür iki benim çocuğuna da... Benim annemle bir sorunum yok zaten. Öbür bir dakika. Sana destek olmadılar, sokağa attılar seni. İki tane bebek onlar da. Bu kardeşler de birbirinden ayrıldılar. İkisi Antalya'da yaşıyor. İkisi Van'da yaşıyor. Anneleri de İstanbul'da yaşıyor. Cihan'ın kimse bana oturmuyor. Sadece bir annem oturuyor. Diyor ki bana herkes şiddet uyguladı. Sadece benim annem. Şu anda senin başka. 85 yaşındaki annen mi bakıyor 11 evet, ve 9 yaşındaki çocuklarına? Sadece annem benim yanımda. Başka kimse yok ki. Diyor bana kardeşi şiddet uyguladı falan şiddet. Kimse yok ki yanımda. Bir benim annem o başka kimse şimdi yok. Casim Bey için yılanın başı diyordu orada. Casim Bey, sizin sözünüz yarım kaldı. Anlatacaklarınız vardı. Abla bu ilaç verilmiş çocuğundaki bu çocuk gece bıraktı gitti. Bu çocuk ölseydi bu bayan anamın çocuğu olacaktı. Çocuk ölseydi cinayetten yargılanırdı cinayetten. Hasan Bey'in dediği gibi. Tamam, yani bu bayan diyor, beni duyuyordu. Kayınsey zaten erkek bakıyordu, 80 yaşında dedi. Nasıl zattavınıyorsunuz? Allah yukarıda görüyor, ben hiçbir şey demiyorum hiçbirinize. Tamam, tamam. Şu an hepiniz bir iftira atıyorsunuz. Seni dövdü, tamam. Ne için seni dövdü, bir söylesene, ne için dövdü seni? Açıklama yapsana. İnce Hanım. Buyurun Casim Bey de ben Neslihan ne yapmak istediğine dair cevabını merak ediyorum bundan evet. Sonrasında aslında. Bir de bu Van'a giderken bunu ablası Van'a gitmiş Veysel var. Yani yengem bu Veysel'e demiş ki ben kaynana ilacı vereceğim, para ilacı vereceğim. Şimdi bunlar hep iddialar. Bunlar hep iddialar. Neslihan Hanım. Efendim. Ne yapacaksın? İnce Hanım dediğim gibi boşanma davamı açtım çocuklarım için. Evet. Yüksek adaletin kararıyla. Bu ne Levent'in ne başkasının kararıyla değil. Ben yüce çocuğum. Adaletin vereceği karara sığınaraktan. İstediğin karar ne mesela? Sen aslında ne olmasını istiyorsun yani? Ne istiyorsun? Senin istediğini merak ediyorum ben. Ben şunu istiyorum. Çocuklarımın hani dördü de olmazsa bakabileceğim imkanımın el verebileceği kadar iki çocuğumu, iki küçük çocuğumu. Kardeşleri de ayıracaksınız yani. O kardeşlerin birlikte zaten. Büyüyüp birbirleriyle bağ kurmasını sen da önleyeceksiniz. 12 yaşındaki kızını bu bir de o kötülüğü yapacaksın. Bayan arkadaşının evine mi götüreceksin? Erkek geldiği halde oraya mı Neslihan götüreceksin? Neslihan Hanım. Hayır ben zaten Allah nasip ederse düzenimi bir kurayım. Tabii. Neslihan Hanım sizin yüksek, efendim? Bizim yüce dediğimiz adaletin birçok kararını bildiğim için size bu çocuklar verilmez haberiniz olsun tamam. Hani yüksek, yüce adalete güvenmeyin bu konuda. Arkanızda durmayacaktır. Bilginiz olsun. Yani yüce onların adalet burada sizin arkanızda olmayacaktır. Bak onun için biz sizi dün davet ettik ya çocuklarınız için makul ve güzel bir netice alalım da onların gelecekleriyle ilgili bir plan yapalım diye. Yüce adalet sizin arkanızda değil haberiniz olsun. Olmayacaktır da. Neslihan Hanım bir kere daha söylüyoruz. Bu Ayşe Hanım'ın bu konuyla bir ilgisi yoksa Ayşe Hanım hatta sizin elinizden tutar gelirdi. Arka tarafta bizimle konuşurdu. Ya da şu anda yanında birlikte kaldığınızı söylediğiniz o hanımefendi ve onun işte eve gelip giden erkek arkadaşının saklanacak bir durumu olsa siz hep birlikte gelirdiniz. Bizim misafirimiz olurdunuz. Ya da buyurun gelin ben sizi ağırlayayım derdiniz. Ama siz kaçmayı tercih ediyorsunuz. Buraya gelmemeniz buradan kaçmanız bize bir şey yapmıyor ama... Bir anne olarak dünyanın en büyük kötülüğünü kendi evlatlarınıza yapıyorsunuz. Biz size çağrımızı bir kere daha yineliyoruz. Bu konuşmayı çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Çünkü siz anlamamakta direniyorsunuz. Siz gönlünüzü kapamışsınız evlatlarınıza. Bunu bir daha nasıl açacaksınız bilmiyorum ama bunun yıllar sonra telafi etme şansınız olmayacak. Son kez bizim burada danışmanlarımız var. Biz yardıma hazırız. Sorun Levent Bey ise ayırın yolunuzu. Ama yani dün o evladın ağlarken sesini duydu Neslihan telefonda bağlandığında ah yavrum demedi ya. Ah o benim çocuğumun sesi demedi. Ne hayır, bebeğin ben... ismi ne? Efendim? Bebeğin ismi ne en küçüğün? En küçük çocuğunuz. Burak. Burak. Evet. Burak mı o diye sormadı. O, yani bir tepki vermez mi insan? Hayır ben telefonu verdim çocuğun anne çocuğuyla beraber konuşmuyordu. Çocuğuna konuşmuyordu yani. Şimdi. Bir de yeni doğmuş bebeklere karşı aslında normal insanlarda. Yani normal kadınlarda diyelim bir takım hormonlar salgılandığı için duyarlıdır. Yani normalde hani hırsız girer, ortalığı yıkar döker duymaz ama o bebeğin vik demesinden gece 3'te fırlar uyanır. Tabii çünkü o beyin mekanizmadır o. Neslihan Hanım'ın sakladığı bir şeyler mi var? Aynen. Bir şeylerden mi kaçıyor da bu bahanelerin arkasına sığınıyor bilemiyorum. Ben çağrımı bir kere daha tekrarlıyorum. Ömer Bey'e de Casim Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bakalım Neslihan o adımı atacak mı?
Manisa Soma'da 21 Eylül 2017'de işlenen Murat Kocaeri cinayetini konuşacağız. Murat rahmetli Murat Kocaeri'nin anne babası burada, kayınpederi burada, baldızı burada ve eş İpek Hanım da canlı yayında Murat Sönmez'in konuğu olacak. Bir hatırlayalım. Murat Kocaeri cinayeti dosyasında taraflar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Sevgili seyirciler, 21 Eylül 2017'de Soma'da, Manisa'da bir cinayet işlendi ve Murat Kocaeri öldürüldü. İki çocuk babasıydı. Ailesinin anlattığına göre kimseyle bir husumeti yoktu, kimseyle bir sorunu yoktu. Onlar bu konuda birazcık işte baldızının eski nişanlısından şüphelendi, iş yerine gelip baskılar yapmışlardı diye. Ama nişanlı Adil Bey dün canlı yayındaydı, bütün suçlamaları reddetti. O da dedi ki bambaşka şeyler araştırsın, aile senaryolar yazıyor. Define işiyle uğraşıyordu rahmetli Murat. Kim ya da kimler öldürdü Murat Kocaeri'yi? Borç kaç liraydı? 15 bin lira arabaya sıra motor yaptırdım. Hı hı. 12 bin lira tanker alıverdim. 2500 lira civarında tankeri üzerine koydurttum dedi. Bunu bizzat evet. Adil Bey kendisi mi anlattı? Adil kendisi söyledi. Adil Bey canlı yayında yok ben, bugün ama Murat'ın yanında bu aracılık eden Ercan Bey var. Evet. Ve Ercan Bey de bu konuşmayı yaparken Ercan Bey hiç ağzını açmadı. Dükkanınızdaydı o anda. Evet yani. Ve bu adam hiç ağzını açıp konuşmadı Ercan. Dükkana kaç kere gittiniz siz Murat Bey'in dükkanına? Dükkana biz bir sefer gittik abla. Sadece ben dedim mi? Ama İbrahim Bey diyor ki... Para verildi, pul verildi. Böyle bir düzen yok. Karşısında oturan adamı görmedi mi? İbrahim Bey diyor ki onlar geldiğinde ben dükkandaydım diyor. Hatta kendiniz söylersiniz. Yok yok İbrahim abi arkadan geldi. Arkadan geldi. Biz Ercan, konuştuk çıkarken İbrahim abi geldi. Ben orada romork yapıyordum. Ben bir sefer geldim. Biz oraya başka gelmedik. Dışarıda kapının önünde romork yapıyordum. Sizin geldiğinizde ben bıraktım ve sizinle abi beraber... Abi ben görmedim seni. Gördüm de şimdi ben sana doğru bir şey yapıyordu. Senin karşına tamam, oturduğunda... Ben söylerim birader. Bir görmüşsün bir şey sen. Öyle, ben görmedim. Bak İbrahim abi arkadan gelmiş. Geldi. Neyi söylemek istemiyor? Siz oraya Adil Bey yani nişanı bozulan kişi, onun babası ve aracı olarak gittiniz. Murat Bey'in hiçbir ilgisi yokken lütfen evet. Tek tek cevap verin öyle gidelim. Murat Bey'in nişanla nişanın bozulmasıyla hiçbir ilgisi yokken... Niye onunla konuşma ihtiyacı hissettiniz? Niye Mehmet Bey'le sen tek tek konuşmadın? Ben sadece Murat abi şimdi Murat'ın yüzünü söylemek istemedik. Ya böyle böyle sen dedim damatsın sen konuş. Bizim arkadan önünde dedi bak ben hani beddua etti dedim. Yapmasın böyle kelimeler dedim. Ayıp bir şey dedim. Tamam sadece bunu söylemeye mi gittiniz? Ben başka bir de gitmedim adamın dükkanına. Sadece bunu mu söylediniz evet. O gün o dükkanda? Siz, bunu söyledi çıktık zaten biz ya. Sadece bunu konuşacaksanız Adil Bey ve babası niye geldi ve onlar hiç ağzını açmadı mı o gün orada? Ben damatı dedim, hadi dedim, o adam 60 yaşında anlatır dedim. Böyle böyle baba evet, sağ sola tamam. Konuşma, insanlar bak buraya ben geldi tamam. Söylesin diye. Murat Kocaeri'yi kim, neden öldürdü? Evet Murat Kocaeri'nin eşi İpek Hanım canlı yayında. İpek Hanım merhabalar. Bizi duyabiliyor Murat Ölmez'in konuğu. Merhaba. Şimdi bir kere şu para merhaba. Mevzunu bir konuşarak oradan diğerine geçelim istiyorum. İbrahim Bey sizin söylediğiniz rakam farklı bir rakam. Evet. Bugün yayında Adil Bey de yok ama dünürünüzde bambaşka bir rakam söylüyor. Şimdi dünürüm yoktu o gün. Evet. Ben zaten romork yapıyordum. Onlar geldi ben bıraktım. Onlarla beraber oturduk. Üçü böyle karşımda. Hayır bunu anlattınız ama bu rakamla evet. Yani... Gerçekten 30 bin olarak 15 bin şu 12 bin olarak söylediler. Evet. Bunu senin oğlun Murat Bey de duydu. Evet duydu. Bunu daha ben sonra de Mehmet Ali Bey ile hiç konuştu mu yani işte bu borcu var mı biliyor musun o kısmını? Ben konuşmadım. Benim sen işim değil. Sen değil de oğlunuz oğlum da karışmaz. Benden ne ilgisi var dedi. Ben mi aldım ben mi ver dedim diye söyledi. Bu burada kalmaz dediler. Ha Ercan sustu hiçbir şey demedi. Ben demiri kapınca babası... Kaçıp oğlu gitti. Kaçtı, Ercan kaldı. Buraya gelip de rahatsız etme dedim. Peki bir şey sorabilirim. Mehmet Ali Bey hani şey İbrahim Bey böyle bu noktada rakam olarak yalan söylemek ya da abartmak ona bir şey kazandırmaz. Niye abartayım ki? Niye farklı bir rakam söylüyor? Hocam özür dilerim tabii, böyle tabii. Bunu bir söyle. Niye ayrı rakamlardan bahsediyor? Bilmiyorum İnce Hanım. Çünkü benim aldığım defterde yazıldı. Verdiğim şeyler de yazılı. Hurdacılığa bağlanacak. Tanker kimden hı. Almışım? Parayı kim ödemiş? Dün telefon numarasını verdim. Evet, evet. Kuvalca. Görüşsünler. Peki niye farklı söyleyeyim? Bilmiyorum. Yani? Neden farklı söylüyorlar? Peki Halil İbrahim Bey sen hiç Mehmet Ali Bey'le ondan sonra bir araya geldin mi? Ya bu adamlar geldi bastı 30 bin lira para almışsın adamlardan geldiler bizi tehdit ettiler. Niye adamla bir araya gelmiyorsun?
Ne yapayım? Sen dünürün almış... senin. Hocam. Abicim senin dünürün ya. Ya dünürümse ben ne yapabilirim ki? Ya bir hiç bir araya gelmediniz mi ondan sonra? Hayır. Bir akşam, gece, gündüz, kahvede... Ya gelsek bile böyle en ufacık bir şey konuşmadım. Ama bunun yüzünden... Bana... Hayır, Mehmet Ali Bey yüzünden sizi tehdit etmişler. Adamlar sizin mekanınızı basmışlar. Bana demedin Mehmet Ali 30 bin lira... Oğlumu tehdit ettiler. Tamam. Heh. Ya ben bunu söylememesini hayatımda olan akşamda bulmuyorum. Niye söylemedin Mehmet Ali? Damadın gelip dedi mi baba dükkana geldiler ve paralarını istediler. Bana söylemedi. Murat Bey sana evet. söylemedi. İpek seninle konuştu mu eşin? Ben normal gelmiyor bana bunların hiçbiri. Yani dükkanı basılmış işte kayınpederini anlatıyor. Tehditler savrulmuş bu burada kalmayacak denmiş. Sana anlattım mı bunları Murat? Aynen kayınpederimin. Evet. Aynen kayınpederimin dediği gibi ilk geldiğinde... Adil önce babasıyla Ercan denilen kişi gelmiş. Evet. Arkadan Adil gelmiş, çıbanın başı sensin deyip benim eşimi tehdit etmiş. Eşim anlattı bütün bunları bana. Dün onları Adil de Ercan Bey de reddetti. Böyle bir şey yok diye. Para mevzunu konuştu mu Murat? Ne dedi onunla ilgili? Evet. Hayır. Başka bir şey yani tam hatırlamıyorum İnce Hanım ama... Emin misin? Konuşmuşlar İpek? Orada kayınpederimin dediği gibi kayınpederim demir alıp kovalamış bunları. Peki sen bunları babana anlattın mı İpek? Mehmet Ali Bey yani babana bunları anlattın. Hatırlamıyorum dükkanı... yani konuştuk biz bunları ama. Ya muhakkak konuşmuşsunuzdur dükkana yani. Dükkana geldiklerini söyledim. Yani 30 bin lira evet, paradan bahsediyorum. Geldiklerini söyledim. Baba 30 bin lira bir paradan bahsediyorlar mı? Sen 6 bin lira almadın mı? Bunlar niye böyle söylüyor gibi bir şey söylemedin mi? Babana. Bana eşim paradan bahsetmedi. Ben normal sadece bulmuyorum. Sadece Adil'in yani çıbanın başı sensin deyip üstüne yürüdüğünü söyledi. Rakamlar noktasındaki bu çelişkinin bana. Yani sizin bu noktaları görüşmemiş olmanızı normal bulmuyorum. Peki zaten bir sıkıntı var burada. Yani ilişkide sıkıntılı. Hocam şimdi bunlar paylaşılmayacak önce, şeyler değil. Evet. Bunlar oturulup tartışılıp konuşulup daha yani. Sonra o adamlarla da bir araya gelip gerekirse ara bulucular marifetiyle hiç olmasa baktın olmuyor. Bunlar tehdit savcılığa giderek bir sürü çözümü varken hiç kimse birbirine oturup konuşmamış. Fatma sen biliyor musun bunları? Ben bilmiyorum. Hiç ablan sana anlatmadı mı senin nişanlın geldi eski nişanlın dükkanı bastı tehdit etti kocamı diye? Gittiğini söylediler ama bu para mevzusunu ben yeni duydum. Para 30 mevzu. Bin lirayı. Şimdi o gün yayında... işte İpek'le Murat'ın hiçbir konuda bilgisi olmadığı söylendi ama İbrahim Bey yine dedi ki aynı zamanda da rahmetli Murat Bey'in kuzeni de bunu söyledi. İşte nişanı ben eniştem nişanı atmamı istedi o da bu nişanı istemiyor diye Fatma söylemişti. Fatma böyle bir şey söylemedin dedi. Sonra canlı yayında ortaya çıktı ki bu evliliği zaten Mehmet Ali Bey sizin eşiniz de istemiyormuş. Kızınız İpek de istemiyormuş Fatma'nın Adil'le olan evliliğini. Öyle ki Murat Bey bunu başka bir şehirde öğretmenlik yapan kız kardeşiyle de paylaşmış. Yani istemiyorlar böyle böyle diye. Fatma bir şey her şeyi tam konuşsak mı biz? Bak evet. Annem istemedi. Ben evet. gidip de annem istemiyor bile demedim ben ona. Ki enişten bana ben bunu istemiyorum diye bana hiçbir cümle kurmadı. Ki kursa bile ben gidip de ona eniştem seni istemiyor demem. Peki o zaman Sibel Hanım, yayına bağlanan Sibel Hanım da mı niye böyle bir şey uydurup anlatıyor bize? Ben öyle bir şey söylemedim. Bunu İbrahim Bey kimden duydu kuzeni Murat Bey'in? Sen onu böyle bilmiyorum. Bir şey demedinse. Ben onu bilmiyorum. Yalan uyduruyor canım. Niye böyle bir şey uydursun? Ya dünkü konuştuklarını görüyorsun işte. Hayır hayır bunu söyleyen bize. Bak ben şey, söylesem. Yeğeninizin ismi de İbrahim'di değil mi? İbrahim. Ben rahmetli Murat Bey'in kuzeninden bahsediyorum. En yakın kuzeni. Hatta öldüğü gün onunla orada konuşan son kişilerden biri. Evet. Diyor ki nişanı eniştem yüzünden attım demiş bak, Fatma. Bak öyle söylesem. Ve bu nişan senin yüzünden bozuldu diye de Adil onu suçluyor dedi. Söylesem söyledim derim. Ama ben öyle bir şey kesinlikle ablanla paylaştın mı? Neyi? Ablanla paylaştın mı? Neyi paylaştın? İşte bu konuyu. Yok hayır söylemedim diye mi? Yani eniştem de istemiyor diye başka biriyle yani mesajlaştınız mı siz hiç bunu mesela o son akşam nişan bozuldu evet hayır biz eniştemle mesajlaşmayız ki son akşam nişan bozulduğu akşam kimler evet. vardı evde babam annem ablam eniştem Adil'in babası bu kadardık. Gece 12'ye kadar hep oturur muydu Adil babası, Adil Bey babası? Oturuyorlardı. Geldiğinde. Daha önce geldiğinde hiç Murat Bey'le o evde karşılaşmış mıydı? Hayır. İlk defa tam da nişanın bozulduğu akşam senin enişten de oradaydı. Ne konuşuldu akşam Fatma? Çay içildi. Öğlen genel bir sohbet. Düğün tarihi almak için geldiyse dünürün.
senin işte Mehmet Ali Bey dünürün. Her şeyde normal, güzelse, bütün aile bir arada sohbet, çay içiyorsa saat 12'ye kadar bunu niye konuşmadan gitti? Hiç kimse düğün muhabbetini açmadı. Yani kimse düğün olsun veyahut da düğün tarihini belirleyelim demedi. Peki Fatma, soru şu aslında. Hı-hı. Onun için bunlar normal, çay içildi, kahve içildi, tatlı Hı-hı. tatlı herkes evine uğurlandı. Evet. Sonra bundan ne oluyorsa bir saat sonra evet. kıyamet kopuyor. Altın almaya senin kapına nişanlın geliyor. Nişan birdenbire bir bozuluyor. Ne oluyor yani? Orada bir başka bir şey var anlatmadım. Gecenin 1:30'unda bana bu düğünün tarihini belirleyelim dedi. Ben de dedim ailem ne zaman isterse o zaman olacak dedim. Babası babamı aradı. Biz düğün tarihi almaya geliyoruz diye. Gece 1:30. Evet. Babam da bu saatte dedi düğün tarihi mi alınır dedi. Ama. Orada başka bir normal şey olmalı değil. Yani. Hocam. Şimdi onun için geldiyse dün 12'de zaten. Gece 1:30'da düğün tarihi evet. almaya geliyor. Zaten hocam, öyle bir şey varsa. Zaten o evdeler evet. o gece. Öyle bir şey olsa. Ama Fatma bunu demedin ki. Daha önce dedin ki altınları sadece almaya geldiler saat 1:30'da. Yani mesajla dedi. Ayrılıyoruz dedi. Mesajla ben, ayrıldık dedi. Hı-hı. Daha sonra da telefonla aradı ben altınları babamla almaya gidiyorum. Hatta arkada Adil'in sesi de geliyordu, bağırıyordu. Babam Mehmet Ali Bey dedi. Hayır sen düğün şimdi diyorsun ki düğün tarihini almak için 1:30'da eve geliyordu dedim. Hayır. Öyle dedi. Babam aradı. Ne söyledi dününüz 1:30'da size dedi, telefonda? Babamı aradı. Dününüz ne dedi telefonda? Düğün tarihini almaya geliyoruz biz dedi. Babam da bu saatte bir dedi. Bir babanız anlatsın. Ha, tamam. Gece sen 1:30'da herhalde uyudun 12'de dünün ben gittik. Yattım uyumuşum. Evet. Telefon çaldı. Şirkette arabam var. Vardiyalı çalışıyor. Araba arıza yaptı herhalde dedim. O aradı herhalde dedi. Kimdi baktım, arayan? Dünür arıyor. Evet. Dünür ben dedi düğün söz almaya geliyorum dedi. Ben de uyku semesi daha yeni uyumuşum. Gecenin o saatinde dedim düğün sözü almaya mı gelinir dedim. Adil bağırıyor telefonu duyuluyor bağırışı. Bundan sonra bu iş bozulacak o zaman dedi. Bozulursa bozulsun dedim. Kapattı telefona sonra tekrar açtı. Biz altınları almaya geliyoruz dedi. Gel al dedim altından dedim. Geldiler 1:30'da altından aldılar gittiler. Bu kadar. Bu kadar. Ama geçen gün sanki kızınız gelip hani arıyor baba böyle bir şey var diye telefonu getirdi diye mesaj atıyor diye öyle anlattınız diye hatırlıyorum. Hayır biz mesajla konuştuk. Öyle. Bozulacak dedi. Ben de bozulursa bozulsun bu dedim. Bu kadar yani. Evet. Direkt sana şey ilk mesajında ne yazdı Fatma? Vallahi İnşallah. Hatırlamıyorum. Düğün Fatma, tarihi dedi belirleyelim yani dedi. Gece onun 12'ye kadar biz babası sizin evinizdeyken siz o arada Adil'le telefonda konuşuyor muydunuz mesela? Babası bizdeyken mi? Babası. Hayır. Yok babası evine gittikten sonra o gün Adil'le hiç konuşmuş muydun sen? O gün konuştuk babası geldi. Normal geldi. Konuştunuz. Babam size gelecek düğün tarihi konuşacak dedi mi hiç? Demedi. 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 Düğün tarihi konuşulmadı o gün. Şimdi, o akşam eğer öyle bir şey olsaydı açılırdı muhabbeti. Ablan da size bayram için işte ekmek yapmaya gelmişti. Hı hı. Bayrama kaç gün vardı? 2 gün falan vardı. Sizin bir bayramlık alışverişiniz olacakmış aslında değil mi? Ertesi evet. gün dedi gelin kızım kardeşinle dedi bayramlık evet. alalım dedi. Kim dedi bunu? Babası. Evet. Ablam da biz dedi yarın ekmek yapacağız. Ekmek yaptıktan sonra dedi tamam ararız gelelim dedi. Tamam dedi. Sonra onlar zaten... Burada bir tatsızlık oldu mu? Hani şimdi niye gitmiyorsunuz alışverişe de ekmeği bekliyorsunuz diye bir tatsızlık oldu. Hayır olmadı. Yani gecenin birinde evet. o zaman sana nişanlın düğün tarihi ver. Abla, annem babam karar verecek. Evet büyükler karar verecek. Onlar vermiyorsa bu nişan bitti. Bu kadar. Evet. Hepsini takıların hepsini koydum. Aldılar gittiler. Ertesi şimdi burada gün... Adil'in de iddiası işte Fatma'nın onu başkalarıyla aldattığı için nişanı kendiliğinden attı. Ama burada anlatılmayan bence bir şey var. Evet. Ve ilk defa da o gece o evde Murat Bey var. Yani işte Fatma'nın eski nişanlısının babasıyla karşılaşıyor. O sohbette acaba ne konuşuldu? Bir ara verelim. Evet Murat Kocaeri cinayetini konuşuyoruz sevgili seyirciler. Baldızının bozulan nişanıyla ailesi bunun bir ilgisi olabileceğini düşünüyor. Niye biz de bunu konuşuyoruz? Çünkü Fatma dedi ki bu nişan bozulduktan sonra yaklaşık bir ay sonra eve bir aracılar gelmiş. Barışalım yeniden nişan işte devam etsin evlenelim diye. Bu teklif kabul edilmediği gecede rahmetli Murat Kocaeri'nin iş yeri 6 kez kurşunlanmış. Evet. Röportajda diyorsun ki aklına geldi mi diye soruyor muhabir arkadaşım. Evet ilk onlar geldi aklıma diye. Neden ilk aklına bu geldi? Mesela senin nişanlının gidip eniştenin iş yerini kurşunlayabileceğini neden düşündün? Çünkü o gece aracılar geldi. Onlar gittikten hemen sonra olmuş. Yani şimdi herkes nişan yeniden yapılsın ister ama gidip başka damatların iş yerini kurşunlamaz insanlar. İşte.
Neden? Bunu sana düşündüren bir şey olmalı. Bilmiyorum. Hayır, şimdi rahmetli Murat Bey'le ve İbrahim Bey'le olan ilişkilerinde daha farklı bir boyut da var. Şimdi Murat Bey sizin kaç senelik damadınız, evet, torunlarınızın babası. Evet. Değil mi? Kızınıza da hiçbir problemi yok gayet. Evet. Sevgili bizden damadınız. Dünür Bey'le de İbrahim Bey'le de bir şeyiniz yok. Yok. Damadınızın maddi durumu iyiymiş. Dünürünüzün de maddi durumu iyi. Niye şimdi 6.000, 8.000 gibi büyük bir para da değil sizin ifadenizde istediğiniz para. Niye damadınızdan veya dünürünüzden istemek yerine yeni tanıştığınız nişanlınızdan istediniz bu parayı? Yani orada bir Ercan noktası bana olabilir. Ercan biliyordu, Ercan aldı, verdi. Kabul etmez. Niye? Yani niye ama? Ben veriyorum dedi. Nasıl ben veriyorum dedi? Ercan getirdi geldi parayı. Ben veriyorum diyerek. Siz parayı verenin dünürleriniz olduğunu bilmiyor muydunuz alırken? Ne zaman öğrendiniz onlar olduğunu? Sonra öğrendim. Ne kadar sonra? Bir ay sonra ben. Tekrar bir para almışsınız ondan sonra ama. İşte arabaya yaptırırken 3.000 lira bir şey yaptılar. İşte onu parayı da hocamın dediği gibi yine eski dünürden isteyebilirsin yani. Ya eski dünüründe şeye iyi değildi. O zaman ondan şey yapmadım ben. Neyi iyi değildi? Maaşı var mı yok mu diye ondan şey yapmadım. Bu kadar yeterliydi. Dünürünüzün çok ihtiyacı olduğu, sıkıştığı bir durumda sizden yardım istese ne olurdu tavrınız? Etmeye uğraşırdım. Değil mi? Gerçi bana bir şey demedi. Murat oğlunuz da aynı şekilde herhalde. Murat da yapardı. Oğlunuza verdi. Bu arada Ercan Bey işte benim üzerimden o parayı istedi diyor anlattı arkadaşlar. Belki yapamayabilirdi çünkü arsa almak. Yani. Ercan verdi işte. Tamam da Ercan Bey aracı olmuş parayı almanıza. Siz daha önce Ercan Bey'den hiç borç almış mıydınız? Almadım. Tam da bu nişanı aracılık ettikten sonra alıyorsunuz o parayı. İşte hatta Adil Bey de anlatıyor. Ben onu işte oraya bırakayım. Sanki sen vermişsin gibi almışsın gibi böyle bir aslında belki de farkındaydınız. Dünürünüz değil. Üzerinden size farkındaydım. Ama şimdi Mehmet Ali Bey biraz tuhaf değil mi? Hiç o güne kadar borç almadığınız bir kişiden tam da size kızınızın nişanına aracılık ettikten sonra para alıyorsunuz. Bir ay sonra tekrar bu sefer damadınızdan da bir para alıyorsunuz. İşte arabayı yaptırırken de 3.000 lira kadar bir yardım yaptı. Şimdi arka arkaya bir takım olaylar var ama cevaplar noktasında nedense bana bir şeyler boş kalıyor gibi geliyor. Bir insan nişanlısından ayrıldığında, bir iş yeri kurşunlandığında bunu benim nişanlım yapmıştır diye niye düşünsün? Senin nişanlın daha önce böyle tehditler savuran biri miydi o zaman Fatma? Biz ayrılırsak ben işte bilmem zarar veririm, şunu yaparım, bunu yaparım diye sana tehditlerde bulunmuş muydu? Hayır. Bunu duymadın. Kimseye böyle bir zararı olan bir kişi değil. Niye o geldi aklına yani? Polisler aradı beni ertesi günü. Eniştenin dükkanı kurşunlandı diye. Bunu dedi Adil yapmış olabilir mi dedi. Ben de olabilir dedim onlara. Sen neden ertesi aklına günüm geldi? Mesela çünkü size şöyle Fatma mesela sizden kaynaklandığını bilse size yapar bir şeyler. Tabii. Mesela o gün barış görüşmesinde konuşmasında kimler vardı evde? Ablam barışmak için mi? Barışmak için geldiğinde siz İpek'i de çağırdınız mı? Hayır. Murat var mıydı? Annem, babam, ben, kız kardeşi. Bir tane de aile vardı, karısı ve eşi işte. Evet, ne konuşuldu orada? Tam olarak ne konuşuldu? Ya barışmak istiyor dedi. Şimdi senin abi, yani iddiası barışmak biz kabul etmiyoruz ama senin onu aldattığın iddiasıyla senden ayrılan biri bir ay sonra sence bu barış görüşmesini yapar mı? Yapmaz. Yapmaz değil mi? Ne konuştular? Niçin barışmak istediler? Suç bizde mi dediler, sizde mi dediler? Şuraları düzeltelim mi dediler? Ne dediler? Abim dedi pişman oldu ayrıldığına dedi. Barışmak istiyor seninle dedi. Kız kardeşim. Kız kardeşim. Evet. Ben de artık dedim bu saatten sonra ben barışmak istemiyorum dedim. Niye dedi? Soğudum artık dedim. İçimden barışmak gelmiyor dedim. Gerçekten de öyle. Barışmak istemedim. Tamam madem dedi. Onlar da işte gitti bayağı bir barışın diye şey yaptı. Ben istemedim. Adil sonra görüştü gittiler mü seninle? Adil seninle görüşmek o gün istedim mü? O gün evet. Yok hayır konuşmadı. Babasıyla görüşmedi. Da baban görüştü herhalde. O gün mü? Hayır, yok, görüşme yok. Ya, onlardan yok. Sadece kız kardeşi aracı var. Aracı olan. O gece kurşunlama oluyor. 15 gün sonra da tanıdık bir aile geldi. Kız kardeş vardı o ailenin yanında.
Nişanın bozulduğu gece orada ilk defa daha önce hiç onlarla bir araya gelmeyen rahmetli Murat'ın orada olması ilginç bir durum. Nişan bozulduktan sonra barışma teklifi reddedildiğinde yine gidip kurşunlanan yerin Murat Bey'in dükkanı olması ilginç bir durum. Çıbanın başı sensin, yılanın başı sensin diye söylenmesi, bu iş burada kalmayacak denmesi yine Murat Bey'i işin içine koyuyor. Ardından dükkana gidip konuşmalar yapılıp işte o tehditlerin savrulduğu yer, işte orada Ercan Bey iddia ediyor ki Mehmet Ali Bey konuşmasın diye biz uyarıya gittik. Yine Murat Bey'in dükkanı ve en sonunda da Murat Bey hayatını kaybediyor. Şimdi bunlar böyle tesadüfü evet. olamaz herhalde. Kesinlikle. Defineyle uğraşır mıydı sizin oğlunuz? Hayır. Böyle bir iddia. Hayır. Ne zaman varsak ben varıyordum haftada bir yanına. Ne zaman varsan dükkanda. Böyle define yapan insan işini gücünü bırakır defineye gider. O gün onu en son gören kişilerden biri de iş yerine mikserle beton getiren kişi. Arkadaşlarım onunla da konuştular. Çünkü o gün ne yaşanmıştı? Gün içerisinde baba da dükkana gitmişti. Kuzeni İbrahim Bey de gitmişti. Bir şakalaştılar, konuştular. Sonra komşusuna geçti. Orada birlikte bir çay içtiğini biliyoruz. O komşusuna ona yumurtalar verdiğini biliyoruz. Yumurtalar da rahmetli Murat Bey'in arabasının koltuğunun üzerindeydi. Koltuk araba iş yerinin önünde bulduğunda anahtarlar da takılı. Ve onun hemen öncesinde işte bu mikserle beton getiren kişi aslında dükkana gelen son kişi. Bakın o neler anlatmış. Murat Kocaeri ile öldürülmeden önce son kez görüşen ve dükkanının önüne beton döken mikserci Ahmet Bey o günü anlattı. Ahmet Bey, telefon size ne zaman geldi ve bu süreç nasıl oldu? Sizin ağzınızdan dinleyelim. 6.30-7 saatleri arası Murat abiyle kendim görüştüm. Murat abi dedim biraz beton var, dökecek yer var mı dedim. O da gel dedi dökeriz. Geldim, o da 2-3 el arabası beton kalmış arabada. Döktüm. O düzeltti. Birer bardak çay içtik. Sonra tekrar ben ayrıldım. Moralsiz miydi? Ne konuştunuz? Keyfi nasıldı? Gayet iyiydi. Morali falan düzgündü. Evin üstünü falan yapacağım dedi. Sizi aradığı saatler kaçtı? Buraya geldiğiniz saat kaçtı? O aramadı. Ben aradım. 6.30-7 arası. Buraya geldiğiniz zaman? Ortalama 6.30-7 arası. Yani telefonun akabinde siz yine geldiniz buraya. Murat nereden geldi? Mehmet Bey'in yanına gittiğini söylemişti size. Arka tarafta çay içiyorum dedi komşuların orada. Kendisi oradan geldi. Buradan kaçta ayrıldınız? Ne kadar süre burada bulundunuz? Valla beton döktüm. Birer çay içtik. Mikseri yıkadım çıktım ben. 7-15 gibi falan ayrıldım ben. Siz çıkarken ben de birazdan dükkanı kapatacağım, çıkacağım gibi bir şey söyledi mi? Yoksa burada elinde işler var mıydı? Ya da beton için ayrı bir düzeltmeye girdi mi? Yoksa döktünüz hemen bir düzeltti, bitti mi o iş? Betonu düzeltti, bitti. Benim arkamdan çıkar diye tahmin ettiydim. Beyaz aracı gördü mü? Buralarda hemen yolun karşısında, buradaki dükkanın yanında farklı bir araba gördünüz mü? Ya da herhangi bir araba gördünüz mü? Öyle söyleyeyim size. Yok, hayır. Kendi aracı vardı sadece burada. Sadece kendi aracı şuradaydı. Kapının önündeydi aracı. Murat Kocaeri'yi kim, neden öldürdü? Şimdi röportajı veren kişi aynı zamanda Mehmet Ali Eker'in yeğeni. Benim abimin torunu. Abinizin torunu. Böyle sık sık oraya işte beton kaldığında arayıp abi getirin mi istiyor musun diye arayıp gittiği bir yer miydi Murat Bey'in işleri? Gittiği bir yer. Dışarıları beton döküyordu. Böyle arayıp bu normal bir şey yani o evet. Binaz bir şey değil. En son gören o. Evet. Başka size bir şey anlatmış mıydı mesela o olayın sıcaklığıyla? Şimdi röportaj veriyor ama 3 yıl sonra sorduğunuzda. Başka bir şey anlattı mı size o dönemde? Ahmet mi? Evet. Hayır hiçbir şey anlatmadı. Bunları anlattı. Ben görmedim bile. Bir işte bu olay olduğu zaman mahkeme zamanında, yani mahkeme dediğim de ifade alınmadı. Oraya geldi, anlattı. Dün amca dedi, ben geldim, döktüm, mikseri su tuttum, yıkadım. Acele işim vardı. Yani pompa arızalıydı, onu almaya gidiyordum dedi. Durmadım ben dedi. Tam da bu aslında sizin oğlunuzun iş yerinden çıkma saatine denk evet. bir saat. Yani kapatmış, tabii. arabasına anahtarı takmış. Ne olduysa ya yanına tanıdık biri geldi, bir çık konuşalım dedi. Evet. Şimdi orada da bir görgü şahidinin anlattığı var. Bir beyaz arabanın yanında birini dövüyorlardı diyor. Evet. Şimdi senin nişanlının beyaz bir arabası var mıydı Fatma? Vardı. Beyaz bir arabası beyaz vardı. Beyaz bir taksisi vardı. Beyaz bir araçla gidip geliyordu. Bu hanımefendiye şu ana kadar ulaşamadık. Çünkü yazları oraya geliyormuş. Evet. Ama o da nedense bu kadar şey konuşuluyor, bağlanıp bildiklerini anlatmıyor. Korkuyor kadın, mu acaba? Olabilir. Çünkü ben torunumu aldım, gittim. Mustafa Başçavuş vardı orada. Şimdi Konya tarafında görevde. O dedi ki, Ali İbrahim abi dedi. Ali İbrahim dedi,
al çocuklara git yalvar Firdevs Hanım'a dedi. Gelsin yani sana bir şeyler söylesin, bir isim versin, bir şeyler desin. Biz bir daha oraya gidip o kadını rahatsız etmeyelim dedi. Siz konuştuğunuzda çok gittim hani ben korktum. Çok heyecanlı kadın, korkuyor. Ben dedi 1000 kişi geliyor günlük Murat'ın yanına dedi. Ben nasıl takip edebilirim? Yalnız ben mı bilmiyorum Yaşar dedi. Bu hanımefendi? Buyur. Orada yalnız mı kalıyordu? Aileden başka yalnız kimse kalıyordu. Yok mu? Yalnız kalıyordu. Tabii. Zaten bir hemen ufak bir oda, bir mutfak gibi bir şey. Nermin Hanım, sen bir anne olarak gidip bu hanımefendiyle konuştun mu sonra? Ne gördün, anlat lütfen diye. Gidip bu beyaz arabayı, beyaz bir araba vardı ve onun yanında birini dövüyorlardı. O Murat mıydı bilmiyorum ama tam da o saatlerdeydi. Yani sizin olduğunuz Murat işten çıkıyor. Bu kadınla olmuş. Hiç konuştunuz mu siz? Hiç konuşmadım. Ben giden kendisi gitti. Çocuğu aldı da. Hani bir anne olarak gidip... Ben o taraflara gidemiyorum. Hiç bakamıyorum. Hiç gidemiyorum. Şimdi baygınlık geçiriyor. Kendi gitti giderim. Çocuğuyla. Bak o Mehmet Çakman hanımı ameliyat oldu kanserden. Onun yanına da geçmiş olsun da gidemedim. Özüntüden gidemiyor oralara. Gidemiyor oralara. Ne gelinim gidebiliyor, ne hanım, eşim gidebiliyor. Burada İnce Hanım şimdi ciddi bir kin olması lazım. Yani intikam, yani öldürme derecesinde böyle bir intikam arzusu içerisinde yanmasını gerektirir bir kin olması gerekir. Yani sadece Fatma'nın nişanının bozulmasından sorumlu tut. Bunun ötesinde de bir şey var. Belki bu ilişki bu an içerisinde bir noktada var. Ama devam eden başka bir... İntikam duygusunu böyle alevlendiren bir kin daha var. Sadece Fatma'nın nişanının bozulması. Öyle giden bir kin var ama ona eklenen bir takım şeyler mesela, de var bence. Mesela eniştemle ablam gezmeye gideceklerinde beni de götürüyorlardı yanlarında. Evet. Acaba ona mı sinirlendi? Ona nasıl mı kin? Yani bu kadar bunu kıskanacak biri miydi? Kıskançlık mı işte? Ne i̇şte, olabilir? Bilmiyorum. İşte onu kastırıyoruz ya. Kıskanç mıydı mesela? Evet. Seni ne kadar yani nelerine karışırdı? Yani dışarıya çıkmamı istemezdi çok böyle çarşıya falan. Çarşıya çıkmanı istemezdi. İşte eniştenle ablanla bir yere gittiğinde ne derdi acaba sana? Gördü mü, duydu mu, ondan mı yaptı? Görüş saklanacak bir şey değil ki yani. Ablan ve eniştenle evet. Gezmeye gidiyorsun. Bunu gördü mü, duydu mu derken görüp duysa ne olurdu yani? İşte acaba ondan mı yaptı? Götürüyorlar diye. Hayır, götürüyorlar, gezdiriyorlar diye. Canım gezdirirler yani bunda ne var ki? Normal aranızdaki şey. Samimiyeti zaten... yanlış anlamış olabilir mi? Mesela enişten gülüşmelerinizi mi? Hayır. Ha. Adil'den bahsediyorum. Ha. Yani eski nişanlımdan evet. Bahsediyorum. Yani aranızdaki eniştenle olan sıradan normal enişte baldız ilişkisi vardır ya gülersin vesaire gibisinden. Bunu yanlış anlamış olabilir mi sence? Bilmiyorum. Zaten tek şüphemiz olacak. Şimdi Adil Bey bugün telefon söylüyor bir dakika. Görüm canım nişanı vardı. Bugün o gün akşam işte Fatma'la çocuklarla bir hepsi bir ailesinden parka gitmişler, dondurma yemişler orada. Ben de vardım. Salonun yanında park var. Parkın orada dondurma yemişler hep beraber çoluk çocuk. Sonra salona geldiler hep beraber. Ölürlerdi falan görebilirdi bir şey gelir mi falan onu düşünüyorum ben. Nasıl? Sen ne düşünüyorsun? Ya bir parka gittiler diye bunu sorun edebilecek biri miydi? Parka salonun düğün nişanı gittik hocam, biz. Nişanın işte yanında nişanda... salon var. Hanım, hep beraber ailesinden Murat, ailesinden beraber dondurma yemişler orada. Orada Feri görür de öyle bir şeyler yanlış mı anlamış yani Fatma ile Murat'ın aynı yerde dondurma yemesini vesaire. Belki öyle olabilir. Çünkü bunu yanlış anlayacak biri mi? Ablam var, hocam. Çocuklar var, Dünür amca var. Hep birlikteydik. Hep birlikte gittiler. Tek başına eniştenle de gidebilir. Yani parkta. Beraber ailecek. Nişana gittik. İşte bu İbrahim Çolak. Kardeşi nişanlanıyordu. Nişanın ertesi günü, akşamını, düğün düzünü, akşamını... Şunu soruyorum Fatma, senin bu nişanın, oluyor. Eski nişanın, yani burada sizi görse tesadüfen ne yapardı, benim ne derdi geldi. Sana? Bilmiyorum. Hayır, belki saldırırdı. Nişanınız, yani saldırırdı. Evet, çünkü çarşı yarın... O tip bir insan. Çarşıda saldıran insan, orada da çarşıda saldırma nedeni de kıskançlık mıydı diyorsun? Bozulmuş nişandan evet. Sonra. Öyle söylemiş. Ya mesela Fatma seni çok demiş. Normal bir şey bu. Eniştenin geçerken dükkanına uğradın diyelim. Gördün bir merhaba ablam nasıl? Ben de işte burada arkadaşıma gidiyorum. Senin nişanlın görseydi ne olurdu? Saldırırdı işte. Saldırırdı. Darbeden. Daha önce sana bununla ilgili bir şey dedi mi? Hiç, yani evet görüştüğün insanlara dikkat et çıkma etme ben kıskanıyorum ediyorum. Soma'ya gelmesin demiş. Ya benim Soma'ya gelmesin demiş. Soma'ya gelmesin. Babası söyledi bana bu. Baba Soma dedim senin tapulun alın mı dedi. Herkes gelebilir Soma dedim. Babasının yüzünü ver. Öyle söylemiş. Kendi yani senle enişteni Murat'ı rahmetli bir şekilde bir yere yakıştırıp kıskanıp daha sonra da
onunla olan nişanının Murat tarafından bozulduğunu düşünmek bu kini oluşturabilir mi? Yani ben böyle bir şeyi düşünüyorum da onları size soruyorum. Olabilir miyi size soruyorum. Yakıştırdı, daha sonra da geldi, bozdu işimi. Acaba başka belki bir şey mi düşünüyor? Belki öyle düşünmüş olabilir. Bu sizin aklınıza geldi mi Fatma? Enişten yüzünü. Senin aklına geldi mi? Bu benim anlattığım şey aklına geldi mi? Anlayamadım. Tamam. Yani eniştenle senin yakınlığını yanlış anlayıp bunu bir sorun haline getirip böyle bir şey yapabilir miydi eski nişanlı? Evet. Yapabilir. Sen bunu düşündün. Bunu düşündün değil mi? Sen onu daha düşün. Önce de aklınıza gelmişti. Vallahi siz ben bir kere daha Adil Bey'e çağrı yapıyorum. Ben öyle düşündüm zaten hocam. Sen çünkü de düşündün. Tabii kimseyle yani söyleyemiyorlar. Ben de bir şekilde söylemeleri kimse, için kimse oğlama kötü diyemediğini göre bu bir kişi bu burada kalmaz dedi. Ben sadece onun için ondan şüphelendim. Yani çünkü ben de karşı bunu koydum. Bunu söyleyince sen şu an konuştuklarımızı mı düşündün? Tabii. Peki. Çünkü başka kimse şey yapmaz ki. Şimdi Adil Bey bu iddialara cevap versin istiyorum. Yayınımız açısından da bunu yapmak zorundayız. Adil Bey ile ilgili başka iddialar dile getirildi. Onları cevapladı. İşte bir takım alışkanlıkları, kötü alışkanlıkları olduğu yönde. Benim böyle bir şeyim yok dedi. Onun başka iddiaları var. Belki de o ailenin anlatmadığı bir şeyler anlatacak bize. Yani belki de gözden kaçırdığımız başka bir nokta var Murat Bey'in hayatıyla ilgili, işleriyle ilgili. Bunları da daha sonra konuşmaya devam edeceğiz ama Münevver Yılmaz, kaçıncı gün bugün? 10 Şubat, 12 Mart'tayız. Artık yani bir aydan çok oldu. Bir ay, iki gün oldu. İki gün geçti bir ayda. Bir ay, iki gündür hiçbir haber yok. Orada burada görüldü diye bir takım bilgiler geliyor ama size çocuğunuz ulaşmış değil şu ana kadar. Ulaşmış mı? Yeni bir şey duydunuz mu hiç bu arada dünden bugüne? Asla. Ha? Keşke. Keşke demseydik yani. Ya dün, şimdi kardeşlerden biri yayına bağlanmıştı. Tekrar bir hatta alalım onu. Muharrem Bey ve kız kardeşi Filiz Hanım hatta. Alo. Alo. Şimdi diğer kardeşiniz dedi ki, benim işte kardeşim Münevver evden çok bunalmıştı. Kübra onu çok sık arardı. Bu yüzden ya bir şey yapacağım ya ortadan kaybolacağım diyordu. Gerçekten böyle miydi? Alo, sesim geliyor mu? Geliyor Filiz Hanım, buyurun. Ha, merhabalar İnce merhabalar. Hanım. Ya İnce Hanım, şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ortadan kaybolmadan önce abim bir ay öncesine kadar benim evime gelmişti. Evet. Abimle öyle oturup konuşurken işte baktım Kübra sürekli onu arıyordu. Abim de o arada telefonu bir başkaydı hani... Dokunmatik değildi ama tuşta ama ekranlı bir şey. Fotoğraf falan çekiliyordu. Çocukların fotoğraflarını gösteriyordu bize. Baktım sürekli Kübra devamlı arıyordu. Ne kadar onu meşgul olsa yine arıyor. Ne kadar meşgul olsa tekrardan arıyordu. Ben de ona söyledim ya aç bari cevap ver. De ki ben Filiz'in evindeyim. Yok dedi cevap vermeyeceğim. Ben ikna ettim gitti evin, benim evim balkonunda konuştu. Dedi işte ben dışarıdayım falan diyemedi benim evde olduğunu. Niye diyemedi? Abim yanıma geldikten sonra sordum. Abi niye demiyorsun hani benim yanımda olduğunu? Ya diyor ben şimdi gidersem, söylersem, işte sen söylersen veya ben söylersem eve gittiğim zaman sabaha kadar diyor beni yatırmıyor. Başımın etini yiyor dır 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 ede ede. Yani niye? Abim bile bizim evimize geldiği zaman gizli saklı. Bak annem de kendisi orada anneme bile gittiği zaman abim Kübra'nın telefonunu cevap verdiğinde diyemiyor ki ben annemin evindeyim. Abin de senin hakkında kötü konuşuyordu ama. Söylesin ya Kübra bak ben burada abimin sadece bulunmasını istiyorum. Ben sadece abimin bana söylediği şeyleri burada size söylemeye çalışıyorum. Ben senin hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Seni rencide altında bırakmak istemiyorum. Ben abim bana söylediği şeyleri burada Filiz, size söylemeye çalışıyorum. Sen o gün kaybolduğu akşam evde miydin? Şeyin de olduğu, Münevver'in de evde olduğu hayır, gün. Hayır, ben kendi evimdeyim. Yok, ablası ben kendi evimdeyim. Evet. Şimdi Kübra sen yani Filiz'le görüşmesini istemediğin için mi bunu senden hayır, saklıyorduk asla. Hocam? Niye söylemesin? Hayır, benimle değil İnce Hanım. Hayır, asla ben öyle bir şey istemedim. Biz abimizi aramak istediğimiz zaman hani Kübra Hanım diyor ya orada. Evet. Gece 12'de işte eşim duşa falan girdiği zaman telefonuna bakıyorum, kurcalıyorum, inceliyorum diyor. Evet. Bizim Münevver'in bütün ailesinden, bizim bütün kardeşlerimizin... Ama o da diyordu ki Filiz'in dedikoduları diyordu. Engeli alıyordu ki biz abimle konuşmayalım. Hani engelli mi? Biz ne yapmışız onlara ben onu anlamıyorum. Münevver Bey'in senin eşinin kardeşlerinin numaralarını telefonda engelledin mi sen? Hayır asla. Öyle yok diyor Filiz. Anne, hayır. Anne bak sen de oradasın söyler misin artık?
Şefika Hanım asla. Böyle bir şey varsa bunu bilelim biz. Yani boş boşuna da zamanla geçirmeyelim. Ya telefon araması kendisi biliyor zaten. Çok ağrıydı odur odur. Ama ailenin üyelerini engelledim. Mesela niye sadece benimkileri söylüyorsunuz da onun yaptığı hataları söylemiyorsunuz? Kaza, ben Kübra ile muhatap değilim. Kübra ben seninle muhatap değilim. Ben ay niye muhatap değilsin? Bir dakika ne oldu Filiz anlamadım. Ay. Şimdi burada Şefika Hanım bir cevap ver. Diyor ki kızın bizimle görüşmesin diye zaten. Kübra Münevver'in telefonlarından bizim numaralarımızı engelledi. Böyle bir şey var ben mı? Ben hani engellemen nasıl olduğunu ben bilmiyorum ama tabii ki. Bize geldiği zaman hani Kübra arıyor. Normalde kendisi zaten biliyor. Diyor ben arıyordum. Hani dün de dedi ben kıskanç olduğum için arıyorum. Aramak başka kardeşleriyle görüşmesini asla istememek başka. Zaten onun telefonunda engelleme yok ki. Abim birçok kez burada bunalıma girdi. İki tane su bardağı kafasında kırdı. Kafasında su bardağı? Sinirinden. O bizim evde oldu. Sinirinden. Niye? Sinirleniyordu. Sürekli Kübra'nın aramalarından ya bir kadın tamam çocuğu var. Yeri gelir bir ihtiyacı olur, bir eksiği olur, onu istemek için kocasını arar. Ama günde 58-60 defa bir kadın kocasını aramaz, mümkün kaç değil. Kaç kere arardın Kübra? Niye abinin hatalarını söylemiyorsun da sadece benim hatalarımı söylüyorsun? Sen söyle o zaman Kübra, söyle. Hı? Abin söyle, de senin hakkında. Söyle. Ben sana defalarca gönderiyordum onu. O kendisi diyordu ki onun Kübra, dedikoduları diye. Kübra ya Allah aşkına bak, İnce Hanım bak. Şimdi biz akrabayız, biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Orada canlı yayında konuştukları sadece sizi... Yani bilmiyorum. Kimin? Peki ama şimdi Filiz. Filiz gibi değil hiçbir şey. Filizciğim şimdi üç yeğenin annesi kimin ne olduğunu evet. biliyoruz derken bunu seyirci de yanlış anlar. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Hani eşini bize karşı ne kadar kısıtladığını yani. Şimdi biz eşini kadar size karşı kısıtladığı için mi bu adam üç çocuğunu bırakıp gitti? Ya abim defalarca bana diyordu ki Kübra ile çok kez kavgamız oluyor. Çok kez dedi evet. artık ben bunalıma giriyorum. Ya kendi canıma kıyacağım ya da bırakıp gideceğim diyordu. Peki hayatında kadınlardan haberiniz var mıydı? Bu son o dediniz ya yabancı uyruklu kadından zaten benim de haberim vardı. Ama bu son konuşulan kadından benim de haberim yok. Ya öbür kadını bütün aile biliyordu yani evli bir adam evet, evli evet. bir kadınla ilişkisi var. Hatta ben size program az önce konuşmamın başında dedim ya ortadan kaybolmadan önce bir ay önce benim yanıma geldi. Ben ona söyledim dedim abi dedim 3 tane çocuğum var gül gibi karım var dedim. 3 tane çocuğun rızkını neden götürüp başka kadınlarla yiyorsun? Ya dedi Filiz dedi ben dedi o konuda bana karışmayın. Ben bıraktım diyorum ama kimse bana inanmıyor. Çocuklarını ama bırakmadım sürece de dedi kafamın yani rahatlaması kadar... için ben o kadının yanına gidiyorum dedi bana. Filiz Hanım bizim seyircilerimiz buyur. Kirayı vermek için aradılar yardıma hazırız bu 3 çocuğun ihtiyacı var diye. Ama siz evet. az önce dediniz ki abiniz o 3 çocuğu bırakıp giden abiniz o parayı başka kadınlara harcıyor. Evet evet hocam, evet. Bir şey hiçbir zaman saklamadık ki İnce Hanım anladım, bunu. Anladım anladım da abim, ya. Ben... Ama burada Kübra'nın araması. Kübra değil. Sence niye arıyordu? Yani kocası acaba kimin yanında diye mi bu kadar çok arıyordun? Kübra niye bu kadar çok arardın? Yok. Ya İnce Hanım ya Kübra size nasıl anlat? Bir cevap versin Filiz sonra sizinle söylersin. Tamam. Niye bu kadar çok arıyordun Kübra? Ya benim huyum öyleydi. Arıyordum evet. yani hani sadece. Ama başka bir amaçtan değil yani. Ama bunu oraya gitmeme kadar çok amacından ya. Değil. Ama o da bana gerçeği söylemiyordu. Hani ben oradayım demiyordu. Ben de ona kızıyordum ki oradayım de o zaman bana. Şüphelendiğin bunları da başka arıyordu. Şekil anlatıyormuş ki. Yok o benim size geldiğimi kızar diyor o yüzden söylemiyor. Ya niye kızayım bize ki? Bize söylüyordu, söylüyordu bize. Niye kızayım söylüyordu. Söyle. Ya bacımdaydım, annemdeydim. Saklamanın bir anlamı yok. O yüzden kızıyordum, zırt pırt arıyordum. Kaç hani. Kere arardın günde? Ya arıyordum çok yani. Arıyordu, çok arıyordum. Çok arıyordum. Kıskandığın evet. için arıyordun. Hocam, ya buyurun. Ben şunu düşünüyorum İnce Hanım. Yani ben burada bir kaybolduğu gün ma aile toplanmışlar ya. Evet, babası, evet, annesi, evet, evet. işte kardeşi vesaire. Sanki bir... Karar alınmış gibi tabii. Yani. O gün zaten bir defa aradım. Bir mi iki defa aradım. Orada ne sanki zaman bir karar almışsınız. Dedim. Evi bir terk etmesi gelirim, yönünde. Tamam dedi. Kübra bir saniye. Yani evi terk etmesi yönünde sanki ortak bir karar alınmış da gönderilmiş gibi bir hissiyat oluştu bizde. Yani bunun iki nedeni olabilir. Bir, gerçekten ilişkide olduğu evli olan ve bilen kişiden korumak maksadıyla gönderdiler. Veyahut da Kübra bırakıp gidene gitsin. Kadar ortaya çıkmaması için gönderdiler. Bir karar alınmıştı çünkü abi de eve bırakıyor 10.30. Evet. Öbürsü gün bir daha i̇şte haber başka alınamıyor. Başka bir şehirden gelip görüşüyor. Kübra sen... Ve baba da hiç piyasada yok farkındaysan. Ve baba da ne yapıyor? Anneye babasını evet. arıyor diyor ki bir evinize götürün Kübra'yı diyor. Boşanalım deseydi boşanır mıydı? Geçen bize... sordum hayır dedin. Şimdi merak ediyorum. Hayır istemiyorum derse zaten ben niye onun peşine hiç koşayım? Boşanalım dedi mi? Hı? Hayır öyle bir şey söylemedi. Hiç boşanalım dedi hayır. mi?
Demedi. Hayır, öyle bir şey. Bir kişi daha var telefonda. Zeynep Hanım var. Zeynep Hanım da bütün bu yaşananlara tanık olan kişi galiba. Zeynep Hanım, Kübra'yı tanıyorsunuz. Evet, tanıyorum. Şimdi Kübra'nın eşini çok bunalttı. Eşinin de o yüzden ondan kaçmış olabileceğini söylüyor kardeşleri, ailesi. Ya ben öyle düşünmüyorum. Kübra'yla çünkü Aygün Bilgiler'i çok seven bir insanlardı. Hani Kübra günü zorluk çektiğini ben bilmiyorum. Komşumdu. Dersinde biz beraber komşuluk yaptım ama söyledik kızlarını görmedi. Çünkü ikisi birbirini seviyordu. Hani kadın kız diyorsunuz ya, kadın kız yok hayatında. Ben inanmıyorum kadın kız olduğuna. Böyle kadar şüpheye geldi. Biz de ama şüphe duymadık. Ama herkes bunu doğruladı. Hayatında bir kadın olduğunu söylüyorlar. Kız kardeşi karısı söylüyor. Daha kim söylüyor? İnanmıyorum. Hayır, inanmıyorum. Onlar yalan. Onlar sadece bahtla müstehadır. Peki. Hani şimdi ben tanımasam benim canım gerçekten doğru gitmiş olabilir. Ama Aydın karısını seven bir insandı bilirler. Aşırı derecede birbirlerine düşkündüğü severdiler. Benlere giderdim. Ben o akşam hocam sordu ya, Şefik Hanım ne konuşuldu sizin evde, ablasının evinde hocam? İşte dedim ya, zaten hava çok soğudu ya, kar yağıyordu. Zaten dedim ya, o akşam babasıyla barıştı. Ablam da bizim evdeydi. Benim büyük kızım buradaydı, memlekete gidecekti. Bu akşam o da geldi burada Münevver'e. Nasıl barıştılar? Bu kadar zaman barışmamışlar, ablam, görüşmüyorlardı. Ablam evdeydi, Münevver bizim eve geliyordu, sokaktaydı. Daha içeri gelmedi, ablam çağırdı. Dedi, ben, ablam bana söyledi, niye Münevver içe gireyim dedim. Abla dedim, babasıyla konuşmuyor, durum böyledir, onun için gelmiyor. Ablam çağırdı onu, içeri girdi. O bir odaya götürdü, babasının elini öptürdü, öyle barıştı. Geldi, o da bizim yanımızda oturdu, oturma odası. Sen biliyor muydun o akşam eve barışmak için gittiğini Kübra Koca'nın? Yok, sadece kız kardeşinin kız kardeşi olayını için biliyordum orada olduğunu. Eve geldiğinde babamla barıştık dedi mi sana? Ha dedim baban seninle konuşmuyor dedim. Nasıl oldu dedim. Dedi barıştık dedi. İyi, iyi olmuş dedi. Güzel olmuş dedi. Sen kayınpederinle küs müsün? Evet. Küssün. Hı-hı. Sen niye küssün kayınpederinle? Kayınpederimle geçen sene şeye gidiyordu. Eşim haberim yokken hani aradım onu neredesin diye. Hatay'a gidiyormuş kaynımın hani şeyini almaya. Tayinini almaya birlikte gitmişler. Kardeşiyle gitti. Haberin olmadan şehir dışına Hatay'a gitti. Evet. Ben de haber verdi dedi ben kardeşimle vermedi. Gidiyorum. Vermedi. Dedi, beni arayıp söylemedi. Hayır. Hı. Bana hiçbir şey demedi. Neyse. Çok sonra akşamüstü aradım. Neredesin? Ben Hatay'a gidiyorum. Sen olsan buna kızmaz mısın? Kızdın. Sonra ya iki adımlık yol. Eve bir gel. Lazım. Ben yok, gidiyorum veya insan bir vedalaşır ya da eve gelir. Yani çocukların var. Bir şey lazım burada bir şey aslında eksik. Aslında anlatılmayan çok şey var evet. Daha. Yani üç çocuk babası bir adam yeni çocuğu dünyaya gelmiş. Eşine haber vermeden İstanbul'dan Hatay'a mı gider? Gerçekten bir sıkıntı var. 25 Ocak'tan bu yana kayıp olan Neslihan Uslu'ya ulaştık. Eşi burada. Dört çocuğunu bırakıp en küçüğü 5 aylık bebeğini bırakıp kaybolmuştu Neslihan. Çağrı yaptık. Levent Bey, Neslihan Hanım'ın cevabı şu, ben oraya da dönmeyeceğim, boşanma davamı açacağım. Ondan sonra da ne karar verilirse ben burada kendime yeni bir hayat kuracağım, hayatıma devam edeceğim. Teşekkürler sizin. Savcılık şikayetini ihmal etme. İhmal etmem, tamam. İlk yaptım. Şimdi sen geri döndüğünde bana mı gideceksin? Gidip Antalya'dan çocuklarımı alıp gideceğim. Kim bakacak o yavrulara? Valla bilemiyorum, annem bakabilir. 85 yaşındaki annen 11... 9, 4 yaşında ve 5 aylık bebeğim var. 5 aylığı götürmeyeceğim ama 3 yaşındaki oğlum durmuyor. Babama gideceğim diye ağlıyor. Onu götürmem gerekiyor. Peki velayetlerini isterse mahkemede verecek misin? Ben vermek istemem ama devlet verirse onu bilmem. Çünkü bakmaz. Götürürse de yine kaçar. Çünkü alışkanlık yapmış evet. Bunu. Gerçekten Neslihan'ı anlamak mümkün değil. Yarın biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz sevgili seyirciler. Görüşmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar.